Evet, hoş geldiniz. Yeşiller Partisi tarafından düzenlenen Marmara'ya bir soluk başlıklı, biraz pozitif bir başlık almaya çalıştık. Bu forumla bir soluk vermek istedik Marmara Denizi'ne, ölen Marmara Denizi'ne. Müsilaj problemini ve Marmara Denizi'nde yaşanan bu büyük ekolojik felaketi bütün yönleriyle tartışacağımız bir 2,5 saatlik bir forum olacak bu. Sorunu zaten hem uzmanlardan hem de doğrudan bu felaketi yaşayan insanlardan dinleyeceğiz. Ayrıca davetli konuşmacılarımız dışında da burada pek çok katılımcımız daha sonra söz alıp görüşlerini ve izlenimlerini aktarabilecekler. O yüzden ben çok uzun bir giriş yapmaya gerek duymuyorum. Zaten sorunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Gözlerimizin önünde bir deniz tamamen yanlış politikalar nedeniyle can çekişiyor. Bugüne kadar bu konu çok tartışıldı. Hem basında hem çeşitli çevrelerde. Hatta çok geç bir tarihte artık sorun ayyuka çıktıktan sonra bir Çevre Bakanlığı'nın ve Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği biliyorsunuz bir çalıştay da yapıldı. Bir eylem planı yayınlandı. Sanki ilk kez konuya vakıf oluyor gibi son dakikada Haziran'ın başında ancak bu noktaya gelebildiler. Ama neticede çok fazla göz önüne gelmesinin ve artık deniz zaten ölüyordu ama bir de görüntü kirliliğinin buna eklenmesinin etkisiyle böyle bir harekete geçme durumu oldu. Ve dolayısıyla her yerde işin teknik boyutu oldukça yoğun bir şekilde konuşuldu. Ama tabii ne kadar konuşulsa azdır. Ama etkilenenlerin bundan ve sürekli sorunu gözleyenlerin aslında yeteri kadar da sesinin duyulduğunu ve tartışmaya katkıda bulunduklarını görmedik. Biz Yeşiller Partisi olarak biraz bu nedenle aslında bunu böyle bir panel ya da çalıştaydan ziyade bir forumla masaya yatırmayı ve katılımcı bir şekilde herkesin, yurttaşların da sesini duymaya, çözüm önerilerini kaydetmeye karar verdik. Bugün 15 konuşmacımız olacak. Ardından bu konuşmacılarımıza 5'er dakikalık süre vereceğiz. Ardından da tartışma bölümümüze geçeceğiz. Ben Ümit Şahin, Yeşiller Partisi Parti Meclis üyesiyim. Diğer moderatör arkadaşım Akgün İlhan'a veriyorum şimdi sözü. O da sunarak başlayacak. Ümit, çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de Akgün İlhan, Yeşiller Parti Meclisi üyesiyim ve su yönetimi üzerine çalışıyorum. Hepimizin bildiği gibi bugün varlığımızı borçlu olduğumuz Marmara Denizimizi kirleten bir sorunla karşı karşıyayız. Biyoçeşitliliğini yok eden ve artık içinde yaşanmaz hale getiren ve aslında 10 yıllardır devam eden bir süreci bugün konuşacağız burada. Marmara Denizi'nin bu noktaya gelmesinde kentsel ve endüstriyel atık suyun doğru düzgün arıtılmadan denize boşaltılması tabii çok en birinci öneme sahip. Bunun dışında tarımsal alanlardan yağışlarla gelen kirleticilerin yine Marmara'da son bulması da bir mesele. Kaçak deşarjlar var. İklim değişikliğiyle birlikte denizin normalin üzerinde ısınmış olması durumu var. Deniz ekosistemine ve biyoçeşitliliğine zarar veren yanlış balıkçılık faaliyetleri var. Aşırı ve çarpık kentleşme var. Daha pek çok faktör var. Bugün Marmara'ya bir soluk diyerek başlayacağız forumumuzda. İlk bölümde bu faktörleri konunun uzmanlarından ve doğrudan muhatabı olan insanlardan dinleyeceğiz. İkinci bölümde de çözüm önerilerini herkesle birlikte konuşacağız. Herkesi davet edeceğiz konuşmaya. Bu bölümde bir de son yarım saat içerisinde bir bildirge taslağımız da olacak. Herkesin yine ona yorumlarını bekleriz. Ben şimdi sözü Yeşiller Partisi eş sözcüsüne Emine Özkan'a bırakıyorum. Herkese merhaba. Öncelikle Yeşiller Partisi olarak ilk aslında çevrim içi ve büyük organizasyonumuzu yapıyor olmanın heyecanını taşıyorum ben ve buraya bu pazar günü gelen herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok zaman çalmak istemiyorum çünkü gerçekten tasarlarken hedefimiz oldukça katılımcı ve farklı deneyimleri, bilgileri olan insanları bir araya getirerek ortak bir iradeyi yaratabilmekti.
Bu ortak iradeyi yaratmaktaki temel niyetimiz ise aslında Ümit'in ve Akgün'ün başta çizdiği çerçevede Marmara'nın bugün yaşadığı bu kriz ortamının aslında yanlış politikalar ve ortaya koyulmayan siyasi iradeyle ilişkisi olduğuna inanıyoruz. Bu siyasi iradenin de bugün işte mesele ortaya çıktığında, müfilaj sorunu ortaya çıktığında Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi işte bu beladan kurtulacağız ya da bakanlıklar çalışırken tek bir insanın sözü etrafında bunu çözmeye çalışacağız gibi bir yaklaşımından ziyade aslında kapsayıcı çözümün oldukça katılımcı metodlar uygulanarak en fazla katılımın gözetildiği ortamda gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Yapmaya çalıştığımız bu forumun aslında Türkiye'de hayal ettiğimiz demokratik ve katılımcı ortamla da çok ilişkisi var. O yüzden umuyorum bu forumun sonunda ortaya çıkacak bildirge ve sonrasında bu bildirgeyi bizim bir siyasi parti olarak siyasi iradeyi ortaya koyabilmek adına efektif bir şekilde kullanabilmemiz, Marmara'ya bir soluk olabilmemiz için önemli bir adım olacak. Tekrar bütün katılımcılara ve organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve sözü Koray'a bırakıyorum. Sanırım sıra onda. Evet. Teşekkürler Emine. Ben ilk önce dolu teşekkürle başlayayım. Şu an 103 kişiyiz. 103 kişinin bizi dinlemeye gelen, bizimle olan herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum. Konuşmacılarımıza teşekkür etmek istiyorum ve ayrıca bu toplantıyı da organize eden Yeşiller Partisi üyelerine de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok kısa bir sürede çok etkili ve Akgün'ün de demin söylediği gibi hem konunun muhataplarının hem de konuyla ilgilenen bilim insanlarının olduğu bir toplantı organize ettiler. O yüzden de teşekkür ederim. Ben de fazla uzatmadan sözü konuşmacılara bırakmak istiyorum. Çünkü neler konuşulacağını gerçekten merak ediyorum. Müsilaj konusunda benim kafamda hep şu canlanıyor. Onu söyleyerek tamamlayayım konuşmamı. Binlerce yıllık bir deniz, binlerce yıllık bir insanlık yaşamı ve biz bir denizin ölümüne şahit olma, olumsuzluğuna şahit olma berbatlığını yaşayan bir insan grubuyuz, bir nesiliz şu anda. Bunu ben kaldıramıyorum aslında. Yani belki siyaseten rasyonel konularda yapılabilir. Ben bu konuda biraz duygusal yaklaşıyorum ama yani ben bunu kaldıramıyorum. Buna şahit olmanın bana verdiği ağırlığı kaldıramıyorum. Denizi her gün öyle görmenin, her gün yeni yeni yerlerde müsilajın ortaya çıkmasını kaldıramıyorum. Bu noktada buna çözüm bulmamız gerekiyor. Buna çözüm bulmamız gerekirken de mevcut hükümetin açıkladığı 22 maddelik çok da fazla bir çözüme işaret etmeyen planların ötesine de geçmemiz gerekiyor. Bu forumun onun ötesine geçmemizi sağlayacağını düşünüyorum. Bir yerde okumuştum, onu not aldım. Müsilaj konusunda hem sabırlı hem hızlı olmalıyız demişlerdi. Evet, hem sabırlı hem hızlı olmalıyız ama denizimizi de kaybetmemeliyiz diyerek ben sözü tekrar moderasyona bırakayım. Çok teşekkürler. İyi forumlar diliyorum. Koray, çok teşekkürler. Şimdi sözü Doktor Derya Akkaynağı bırakacağız. Harbour Branch Okyanus Enstitüsü'nden. Marmara Denizi'ne yapılanların ne anlama geldiğine dair güzel bir konuşması var. Önceden bu konuşmayı kaydederek bize gönderdi kendisi. Şimdi onu izleyeceğiz. Merhaba, ben Derya Akkaynak. ABD'nin Florida eyaletinde Harbour Branch Okyanus Bilimleri Enstitüsü'nde çalışan bir okyanus bilimciyim. Sedat Gündoğdu hocam beni bugün müsilajın her yönüyle konuşulacağı Marmara'ya bir soluk toplantısına davet etti. Ama biz şimdi arazi sezonundayız. Siz toplantı yaparken benim denizde çalışıyor olmam lazım. Dolayısıyla canlı katılabilmem mümkün değildi. Yine de kısaca size merhaba deyip teşekkür etmek istedim. Çünkü bugün çok önemli bir noktadayız, bir dönüm noktasındayız. Sizlerin bugün yaptığı gibi müsilajı her yönüyle konuşmak zorundayız. Çünkü artık müsilajla beraber mızrak çuvala sığmaz oldu. Sonu yokmuş gibi tükettiğimiz, sanki kendi aldığımız nefesin garantisi değilmiş gibi kirlettiğimiz,
sanki bizim kendi ülkemizin zenginliği değilmiş gibi sömürdüğümüz, sattığımız doğal kaynaklarımıza, ormanlarımıza, denizlerimize, yaban hayvanlarımıza yaptığımız hoyratlığın saklanabilir bir yönü kalmadı. Öyle bir avuç çevrecinin gürültüsü diye küçümsenecek bir yanı da kalmadı. Çünkü biz baya baya bir denizin içinde hayat olabilmesini sağlayacak koşulları yok ettik. Koskoca bir denizin hem de. Bilmediğimizden de değil. Keçinin, koyunun dışkısını, içindeki besinler, bitkilerimizi coşturacak diye toprağa seriyoruz, değil mi? Yani Türkiye'deki her vatandaşın bu bilgisi var. Peki milyonlarca insanın dışkısını onlarca sene başka pisliklerle de beraber içinde kendine has bir yaşam olan denize dökme pişkinliğimiz, dökünce ne olacağını bilmememizden mi? Hayır, umursamamızdan. O denizle bir bağımızın olmamasından, o denizin içindeki mucizevi hayata hayranlık duymamamızdan. O yüzden dediğim gibi bugün önemli bir dönüm noktasındayız. Çünkü artık herkes, her yaştan, her yerden, her siyasi partiden herkes olanın bitenin farkında ve isyan ediyor. Marmara Denizi'ndeki geçmişi çeyrek yüzyıla kadar giden müsilaj faciasının sebebi, kimin sebep olduğunu belki daha 10 yıllarca tartışacağız. Ama bugün müsilajı kimin bitirdiğini veya bitirmediğini izliyoruz ve bunu tarih çok net yazacak. Çünkü müsilajın ana sebebi, yani kontrolü bizim elimizde olan ana sebebi belli. Olması gerektiği gibi arıtılmadan dökülen atıklar ve durumun aciliyetine rağmen, yani şimdi sizin beni dinlediğiniz sırada hala o olması gerektiği gibi arıtılmamış atıkların hala dökülmeye devam etmesi. Atıklar olması gibi, olması gerektiği gibi arıtıldığı zaman çıkan suyu bizim bardağa koyup içebilmemiz lazım. O atığı bardağa koyup içebilecek seviyede arıtamıyorsak da içinde başka canlıların yaşadığı bir ekosisteme dökme hakkını kendimizde bulamamamız lazım. İşte o noktaya ancak çok çabayla, çok emekle, bilimle, eğitimle, kendisiyle doğa arasında bir bağ hisseden ve kendi varlığının, yani insanın varlığının ancak dengesi bozulmamış bir doğayla değerli olabileceğinin farkında bireyler yetiştirmemiz lazım. O yüzden bugün bir dönüm noktasındayız diyorum. Çünkü bunu yapmak için en iyi gün bugün. O yüzden de sizin bugün ayırdığınız zaman, bugün ve yarın harcayacağınız emek çok ama çok önemli. Hepinize çok teşekkürler ve çok selamlar. Evet, çok teşekkürler. Gerçekten mükemmel bir açılış oldu Derya Akkaynak'ın konuşması. Şimdi konuşmacılarımıza geçiyoruz ve önce biraz sorunu anlamak, nereden geliyor, bunu görmek istiyoruz. Marmara'nın ekosistemi ne durumda bu müsilajla birlikte? Kısa kısa konuşmalarla devam edeceğiz. İlk olarak doçent doktor Ahsen Yüksek, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nden. Ahsen Hocam, buyurun.
Merhabalar, ben kendimi daha sonlarda görüyordum. Şimdi girişi yapayım o zaman. İlk önce ben teşekkür etmek istiyorum böyle bir platforma davet ettiğiniz için. Umarım güzel sonuçlar çıkartırız. Marmara'nın öneminden bahsedeyim. Neden Marmara önemli? Marmara iki önemli havzanın arasında kalmış bir boğaz sistemidir. Karadeniz ve Akdeniz. Biyoçeşitlilik bakımından son derece yüksek ve verimlilik bakımından yüksek iki deniz arasındaki bu boğaz sistemi iki denizin de deniz içinde hayati bir önem taşıyor. Peki ne oldu da bu duruma geldi? Yönetemedik. Biz bu tamamen yönetimi bize ait olan boğaz sistemini deniz demek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi iki farklı sistem arasında sıcaklığı, tuzluluğu, biyoçeşitliliği farklı iki sistem arasında bir boğaz sistemi ve koruma altında pek çok türün bulunduğu bir alan, göç yolu üzerinde ve EPSA kriterleri dediğimiz biyolojik ve ekolojik bakımdan önemli bir kritere göre de 7 kriterden 6'sını yüksek seviyede karşılayan bir deniz. Dünyada 16 tane benzeri diyemeyeceğim yakın benzerlikte olan özel habitatlardan bir tanesi. Ve biz bugün buranın sorununu konuşuyoruz. Çünkü dediğim gibi yönetemedik, sahip çıkamadık. Peki ne yaptık? Nereden başlasam o kadar zor ki. Yaptığımız en kötü şey bütün deşarjları oraya boşalttık. Türkiye'nin büyük bir nüfusunun %30'unu oraya yığdık. Sanayisini oraya yığdık. Deniz ticaretinin bütün ağır yükünü oraya koyduk. Tarımı oraya koyduk. Ve bütün atıkları da bir kısmını arıtıp bir kısmını arıtmadan direkt hepsini oraya verdik. Evet. Bu çok kötü bir yönetimdi. Biz besin zincirinin, Marmara'nın o özel besin zincirinin alt kademesini tamamen bozduk. Peki sadece alt taraftaki kademeyi bozduk. Niye bu kadar sistem değişirdi? Sistem buna farklı türlerle cevap verirdi ki onu veriyordu. Bu kadar kötü olmamalıydı. Çünkü kirlilik bakımından baktığınızda dünyanın başka yerlerinde hatta kendi ülkemizin başka yerlerinde daha ötrifikasyonun yüksek olduğu bölgelerde bile biz bunu yaşamadık. Marmara'da yaşadık. Bu soruyu kendimize sormamız lazım. Bu neden oldu? Bu ağır yükün üstüne bir de balıkçılık var. Marmara Denizi Türkiye'nin en önemli balık avlanma sahalarından biri, Karadeniz'den sonra, Doğu Karadeniz'den sonra en önemli avlanma sahalarından biri. Ve biz bunun çok ağır, yine dediğim gibi yönetemeyerek, iyi yönetemeyerek, nerede duracağımızı bilemeden, çünkü iki dar boğazla kapasitesi belli bir deniz. Siz buraya aşırı yük veriyorsunuz, aşırı avcılık yapıyorsunuz. Bu kapasiteyi besin zincirinin hem altından hem üstünden taşırarak uyguluyorsunuz ve sonuçta da işte bugün yaşadığımız olay. Görüyoruz. Besin zincirinin üst seviyesi dedik. Besin zincirinin üst seviyesinde özellikle küçük pelajikleri biz yukarıdan çektiğimiz zaman alttaki yüksek üretimi yukarıdan tüketecek canlı grubunu bırakmadık. Bırakamayınca ortam jelimsi canlılara kaldı ve jelimsi canlıların aşırı çoğalması. Bu 2018'den itibaren sürekli balıkçılar tarafından da gündeme geldi. Pelajik sistemin besin ağı değişmeye başladı. Bunu bir kısmını balıkçılardan, bir kısmını basından sadece izledik. Uyarıları yaptığımız halde izledik.
2017'den önce, 2010-2017'den önce yine oksijensizlikten ölen balıkları yine basından gördük. Ki biz bunları sürekli zaten raporluyoruz. Marmara'nın alt suyundaki oksijensizliği raporluyoruz. Balık ölümlerini gördük. Kırmızı alkler yine Marmara'da karaya vurmaya çalıştı ama karaya çıkamadı. Çünkü beton bloklarla bütün Marmara kenarları, özellikle İstanbul bölgesi, beton bloklarla denizle karanın ilişkisi kesildi. Dışarı organik yükü dışarı atamadı. Deniz kıpkırmızı oldu. Normalde yakamoz dediğimiz o red tide olayını sürekli Marmara'da olurdu ama bu sefer o kadar yoğun yaşadı ki Marmara, bütün Marmara kıpkırmızı oldu ve yine dünya basınına yansıdı. Uydu görüntüleriyle dünya basınında tartışıldı. Yani Marmara uzun zamandır ben kötüyüm, ben ölüyorum, bana yardım edin dedi. Kimse bir şey yapmadı. Hiçbirimiz bir şey yapmadık. Biz uyardık. Yani biz sadece uyarabildik. Yöneticilerimiz artık sadece bir bakanlığın işi de değil bu. Birkaç bakanlığın bir araya gelip buna çare üretmesi gerekiyordu. Onu da yapmadık ve bugün buradayız. Bugün burada olmamızın sebebi, evet, deşarjlar çok 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 önemli. Ama bunun bir de üst seviyesi, balıkçılık da önemli. Mutlaka ve mutlaka balıkçılığa kapalı alanların oluşturulması lazım. Marmara'nın pelajik ekosistemini çökerten gırgır balıkçılığının bu bölgede bir yönetime oturtulması gerekiyor. O 22 maddeyle ilgili benim söyleyeceğim, orada önemli maddeler de vardı. Marmara Denizi'ni toparlayabilir misiniz? Çünkü süremiz bayağı açtık. Özür diliyorum. Marmara'nın bir koruma alanı olarak da düşünülmesi çok çok önemli. Demin de söylediğim gibi dünyada 16 özel habitattan bir tanesi koruma altında ve ekonomik türler için çok önemli bir saha ve ona göre de sadece tek bir bakanlığın değil birkaç bakanlığın bir araya gelerek ortak bir yönetim planı ve gerçekçi bir yönetim planıyla yönetilmesi gerekiyor. Bir şey vardı, hem sabırlı hem hızlı olmamız. Lütfen hızlı olacağız diye Marmara pelajik ekosistemini çökertecek, dipteki oksijeni bitirecek, yok bakteri uygulamaları, yok müsilajın çökertilmesi için değişik kimyasal uygulamalara lütfen 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 dikkatli davranalım. Marmara ekosistemi kırıldı, biz bunu daha da kırılgan veya geriye dönüşü zor bir hale getirmeyelim. Onu not almıştım, onu söylemek istedim. Çok özür dilerim. Zaman çok teşekkürler, çok sağ olun Ersen Hocam. Hemen ikinci konuşmacımıza geçelim. İkinci konuşmacımız Sedat Gündoğdu, doçent doktor Sedat Gündoğdu, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden. Kendisi aynı zamanda Yeşiller Partisi üyesi. Sedat, söz sende. Herkese merhaba. Ben biraz Ahsen Hoca'nın bıraktığı yerden birkaç soru sorarak bugün Marmara niye buraya geldi, bir anda mı ortaya çıktı, kimse bilmiyor muydu bu meselenin geleceğini kısmı üzerinden değerlendirmek istiyorum. Şimdi ben şöyle bir ufak bir arama yaptım, bir rapor buldum. Çevre Şehircilik Bakanlığı kendi kendine uyarılar yaptı, bir rapor yayınlamış. Ahsen Hoca'nın da haberi vardı muhtemelen onu. Ne zaman yapmış? 2014'te yapmışlar bu çalışmayı. 2014-2016 arası ve raporda birkaç tane tespit var. Bugün neden bu noktaya geldiğimizde çok iyi açıklayan bir rapor. Diyor ki Çınarcık Çukuru'nda 97'den 2015'e kadar 1000 metre altında oksijen seviyesinde ciddi bir düşüş var. Bu durum Marmara ekosistemi için önemli bir uyarı niteliğindedir diye belirtiliyor. Diğer bir şeyde ötrofikasyon riski için tüm Marmara riskli alan olarak ilan edilmiş. Hatta bazı körfezler çok kötü durumda nitelenmiş. Ötrofikasyon deyince siz ölüm anlayabilirsiniz bir sucul ekosistem için. Aşırı besin yükünün bir sucul ekosistemi ortadan kaldırması için kullanılan bir tabir aslında. Tüm atık suyun körfezlere ön arıtma yapılarak boşaltıldığından bahsediyor bu raporda yine. Yine bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı başlığıyla yayınlanmış bu rapor. Ve bu atık su
arıtma yaptığını söyleyen tesisler bile eski teknolojiyle çalışıyormuş. Yine bu raporda yazan. Sadece İzmit Körfezi'ndeki bazı atık su arıtma tesislerinin istenilen düzeyde arıtma gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu söylüyor. Hatta bir öneri yapıyor, diyor ki sıfır deşarj sistemine geçilmesi lazım tüm körfezlerde, Marmara Denizi'nde. Küçükçekmece İstanbul Avrupa kıyılarının ekolojik kalite durumunun çok kötü olduğu, Anadolu yakası kıyılarının da çok zayıf olduğuna dair bir tespit var. Şimdi bu raporda ortaya konulan bu tespitlerin yanında geçtiğimiz hafta yine medyaya yansıyan başka bir tespit kısmına değinmekte fayda var. Diyorlar ki, deniliyordu ki o şeyde, ismini vermeyeceğim, bir üniversitenin gemisiyle yapılan bir çalışma sonucunda eğer ki mevcut azot fosfor yükünün girdisinin, organik madde girdisinin atık su kaynaklı endüstriyel ya da evsel fark etmez ya da tarımsal %40-50 düzeyinde azaltılması 4-5 yıl içerisinde Marmara'yı en azından soluk alabilecek, soluk kazandırabilecek bir pozisyona sokabileceği belirtiyor. Bunu bir matematiksel modellemeyle yapmışlar. Aynı şeyi 2015 yılında da söylemişler. Şimdi 2015 yılında da söylendiği zaman bu %40-50 azaltma, ki bu 2015 ile 2021 yılı arasındaki eklenen yeni işte Ergene Havzası üzerinde ya da işte Surluk Havzası'ndan eklenen yeni atık suları dahil etmediğimizi düşünelim. Aslında ortada bir ne amaçla yapıldığını, sadece akademik bir kaynak olmanın ötesine geçmeyen ve bakanlığın organize ettiği bir izleme faaliyeti söz konusu. Bu tüm Türkiye denizleri için geçerli bu. Karadeniz'de de yapılan bir izleme faaliyeti var. Akdeniz'de de yapılan bir izleme faaliyeti var. Kirlilikle ilgili çok güzel tespitler yapılıyor. Bakanlık yapıyor bu tespitleri. Uygulaması gereken kim? Yine bakanlık. Ama uygulamayı yapmıyor. Uygulamayı yapmayınca da şimdi işte sadece görsel ve işte yüzeye vurduk çıktıktan sonra üzerinde belki patojen üremesi, patojen bakteri, hastalık yapıcı, kamu sağlığı açısından risk yaratacak durumlar ortaya çıkmasını engellemek üzere bir temizlik faaliyeti yapılıyor ve sadece bunun üzerinden bir yönetim modeli şu anda tartışılıyor. Aslında bizim en son yapmamız gereken şey, yani düşünün, su bastı, siz kovayla musluğu kapatmadan suyu boşaltmaya çalışıyorsunuz. O yüzden Türkiye denizleri gerçekten ciddi bir yönetilememe problemiyle karşı karşıya. Yani sadece izliyoruz, bakıyoruz, o kadar. Yani su akar, Türk bakar mantığı herhalde bizim bu izleme çalışmalarıyla ete kemiğe bürünmüş bir durumda. O yüzden bugünkü geldiğimiz pozisyon, Marmara Denizi'nin geldiği pozisyon, yıllardır hem bakanlığın, hem enstitülerin, hem üniversitelerin sadece söylediği, dile getirdiği ve raporlarda belirttiği şeyler. Kimse önlem alması gereken almamış. Atık su boşaltmaması gerekenler denetlenmiyoruz diye bütün atık sularını hiçbir arıtmaya tabi tutmadan boşaltmış. Yani böyle bir durum söz konusu. Ben diğer konuşmacıların zamanına daha fazla almak adına burada noktalıyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim Sedat. Şimdi üçüncü konuşmacımız Türkiye'de çevre politikalarını muhtemelen en iyi bilen isimlerden biri ve uluslararası deniz hukukunda en iyi bilen isimlerden biri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden Profesör Doktor Nesrin Algan. Nesrin Hocam, buyurun. Çok, çok teşekkür ederim. Beni çağırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Herkese çok selamlar. Ben Koray'ın duygularını paylaşarak başlamak istiyorum. 37 yıldır denizel çevre politikaları ve denizel çevre hukuku çalışıyorum. Hem uygulamada çalıştım, hem derslerini anlatıyorum. Ve bir denizin öldürülmekte olduğunu, ölmekte değil, öldürülmekte olduğuna tanıklık ettiğim için çok üzgünüm. Psikiyatride bunun bir karşılığı var, solastalji hastalığı. Sanırım Koray ve ben bu hastalığa tutulduk. Evde olup evi özleme hastalığı diye tanımlanıyor. Ben meslek hayatım boyunca bazı denizlerin, ölmekte olan denizlerin yeniden canlandırıldığına tanık oldum ama Marmara'nın öldürülmesine tanık olmak başıma gelebilecek en acı, en talihsiz, en istemediğim şey. O yüzden gerçekten çok sarsıcı. Sedat Hoca'nın bıraktığı yerden başlayayım. Ben 1984 yılında Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı'nda işe başladım. Akdeniz ve Karadeniz'in korunması görevlilerinden biri olarak.
Marmara bizim konumuz değildi, ulusal deniz olduğu için. 1984'te Marmara'ya bir eylem planı konuşulmaya başlanmıştı. Çünkü rahmetli İlham Artüz Hoca Marmara kirlilik ölçümlerini gösterip ölmekte olduğuna dair ciddi uyarılar yapıyordu. Hatta 1990'da zamanın çevreden sorumlu devlet bakanı Marmara'yı özel çevre koruma bölgesi yapmaya çalıştı. Ama maalesef Bakanlar Kurulu'ndan geçiremedi. Dolayısıyla ben 37 yıldır Marmara'nın öldürülmemesi için yapılması gerekenlere ve yapılmayanlara tanık olmanın mutsuzluğunu da yaşıyorum bir yandan. Size çok kısaca Marmara'nın uluslararası çevre hukuku bakımından korunmasının önünde bir engel var mı yok mu ondan bahsedeceğim. Çünkü Marmara ve Boğazlar, İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Montreux Sözleşmesi'nin coğrafi kapsamına girdiği için birçok koruma faaliyetinin yapılamayacağına dair yanlış bir algı yaratma çabası son yıllarda daha da arttı. Bu doğru değil. Evet, doğruluk payı var. O da şöyle, gemilerin yol açtığı kirlenmeyi önlemeye yönelik Marpol Sözleşmesi Akdeniz'i ve Karadeniz'i özel alan ilan etmiştir. Ama Marmara'yı ve Boğazları Marpol'de özel alan ya da yine Marpol'e göre özel duyarlı deniz alanı diye başka bir hassas statü var. Bunlara kavuşturmak mümkün olmamıştır ama hiç teklif de edilmemiştir. Marpol, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün koordine ettiği, uygulamayı denetlediği bir sözleşme. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman IMO'ya gidip ben Marmara'yı özel alan ya da özel duyarlı deniz alanı yapmak istiyorum dememiştir. Ama zaten son yıllarda gemilerin yol açtığı deniz kirlenmesi, eğer kasti bir boşaltma yoksa ya da bir kaza yoksa, yeni teknolojiyle kara kökenli kirleticilere göre epeyce azalmış durumda. Evet, Marmara ve Boğazlar Montreux rejimine tabi olduğu için gemilerin zararsız geçiş hakkını engelleyecek bir koruma önlemi almak mümkün değil. Yani koruma alanı ilan edeceğiz deyip gemi trafiğini tamamen kapatmanız mümkün değil. Ama buna rağmen yapılacak ve yapılması gereken, yine bu uluslararası çevre hukukundan kaynaklanan koruma faaliyetleri var. Ama tabii bunu söylemeden önce belki ulusal mevzuatta da var bunlar. Anayasada var, 83 tarihli çevre kanununda var, 88'de ilki çıkıp yıllar içinde çok revize edilen su kalitesini koruma yönetmeliğinde var, 2006 tarihli kentsel atık su yönetmeliğinde var. Ve daha da önemlisi 2016'da hassas su kütleleriyle ilgili çıkarılan yönetmelikte var. Yönetmeliğinin ekinde Boğazların ve Marmara'nın nereleri hassas su kütlesidir, bu gösteriliyor. Burada Sedat Hoca'nın da dediği gibi sorun uygulamamak. Peki uluslararası çevre hukukuna göre ne yapılabilir? Elimizdeki en önemli iki sözleşme, biri Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, bir diğeri de ACOBAMS Deniz Memelilerini Koruma Anlaşması. Türkiye'de iki tane tuhaf alışkanlık var hem akademiyada hem de bürokraside. Birincisi uluslararası mevzuatı mevzuattan saymamak. Onu hiç görmemek. Halbuki anayasanın 90. maddesi açık usulüne göre yürürlüğe konulmuşsa kanun hükmünde uluslararası sözleşmeler. Bir gecede çıkabilirsiniz elbette yeni uygulamaya göre anayasaya aykırı bir şekilde o sözleşmeden, ama çıkmadığınız sürece o sizin ulusal mevzuatınız. Hatta uluslararası bir sorumluluk getirdiği için ve Anayasa Mahkemesi'nce iptalini isteyemediğiniz için daha sıkı bir mevzuat kanunlara göre. İkincisi de bu uluslararası çevre hukuku çalışanlar ya da bürokratlar sözleşme metnine bakıp geçiyor. Hayır, sözleşme metinleri çerçevelerdir. Her iki yılda ya da yılda bir yapılan taraf ülkeler toplantılarında tam yetkili hükümet temsilcileri bir araya gelip o sözleşmelerin nasıl uygulanacağına ilişkin karar ya da tavsiye kararları alırlar. Bunlara bakmanız lazım. Değilse sözleşmenin içindeki 10 maddeyle, 20 maddeyle
çevreyi yönetmeniz mümkün değil. İşte Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi de 92'de Rio'da bizim de imzaladığımız sözleşme, ilk denizlere ilişkin ve Marmara'yı ve Boğazları da kapsayan korumaya ilişkin düzenlemelerini 95'te Jakarta mandasıyla yaptı. Sonra 98'de ve daha sonraki yıllarda bunu güncelleyen kararlar aldı ama özü itibarıyla dört konuda akit taraflara şu yükümlülükleri verdi. Bir, bütünleşik deniz ve kıyı alanları yönetim planları yapacaksınız. Yani Türkiye 1995'ten bu yana Biyoçeşitlilik Sözleşmesi gereği Marmara'da bütünleşik deniz kıyı alanları yönetimi yapmayan az sayıda ülkeden biri. Akdeniz'de hemen yapıldı bu. Akdeniz Eylem Planı UNEP bunu yapıp Akdeniz'e adapte edip Türkiye'nin de kabul ettiği bir strateji benimsedi. Karadeniz Eylem Planı biraz daha yavaş da olsa o da yapıyor. Bu arada Akdeniz'de ve Karadeniz'de uluslararası birer eylem planı var. Akdeniz Çanakkale Mehmetçik Feneri'nde bitiyor. Karadeniz İstanbul Boğazı'nda bitiyor. Montrö nedeniyle ve ulusal egemenlik alanımız olduğu için Marmara ve Boğazları kapsamıyor Akdeniz ve Karadeniz. Bu da doğal elbette. Kimse ulusal egemenlik haklarını bu denize kıyısı olmayan başka ülkelerle paylaşmak istemeyebilir. Ama en azından bu denizi de içeren uluslararası hukuki yükümlülüklerini yerine getirir. Biyoçeşitlik Sözleşmesi'ne göre deniz ve kıyı tabii ki deniz ve canlı kaynaklarını korumamız gerekiyor. Deniz ve kıyılarda koruma alanları ilan etmemiz gerekiyor ve istilacı türlere karşı önlem almamız gerekiyor. Diğer sözleşmemizde Akobams, o da Marmara ve Boğazlardaki balık olmayan, Türkiye'deki gibi yunus balığı, fok balığı dememek lazım, yanlış bu. Bunlar memeli. Bu memelilerin korunmasına ilişkin. Ama maalesef ne Çevre Bakanlığı, ne Tarım Bakanlığı, ne STK'lar, ne de az sayıda akademisyen dışında Marmara'nın korunmasında bu hukuki düzenlemeleri dile getiren bile yok. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Çok detaylı bilgiler için gerçekten tartışma bölümünde bunları tekrar umarım ele alırız. Evet, Akgün, sana bırakıyorum. Sesimi açıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü ben tam da böyle Nesrin hocamın böyle geniş bir perspektifinden dolayı doçent doktor Cemal Polat'a vermek istiyorum. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi. Cemal hocam da bize Ergene Derin Deşarjı Projesi'nin biraz tarihi arka planını anlatacak. Çok hemen ardından gelmesi bence çok anlamlı. Cemal hocam buyurun, söz sizde. Evet, teşekkürler ederim. Öncelikle bu platformda bana konuşma hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Tüm konuşmacı ve katılımcıları Tekirdağ'dan sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Öncelikle müsilaj, bu deniz salgısı kamuoyunda gerçekten büyük çoğunluk tarafından maalesef tam anlaşılmadı. Çoğu kimse de bu kelimeyi ilk defa duydu. Çevreden bu kısa, ben bunu şey yapmak, çok özet bir şekilde giriş yapıp ondan sonra Ergene olayını, Trakya bölgesindeki olayları anlatmaya çalışacağım. Çevreden denize deşarj edilen özellikle evsel, endüstriyel atıklar, tarımsal savaş ilaçları ve gübre, suda bulunan tek hücreli planktonların, özellikle alg ve diatomaların için önemli bir besin elementleri olduğu için bunların aşırı derecede üremesine ne yaptı, neden olmuştur. Özellikle diatomalar gibi çok iyi ve çok yosun türler bu zengin ortamdan yararlanarak kontrolsüz bir şekilde üremeye başladılar. Bu algler ve yosunlar ortama yapısındaki salya şeklindeki bu koloidal maddeleri de özellikle çevreye vererek müsilaj dediğimiz olayı salarlar. Ancak asıl tehlike bunların aşırı derece bakteri üremesine neden olmalarından kaynaklıdır. Bu bakterilerin çoğu da oksijensiz ortamlarda yaşamlarını sürdürüyorlar ve özellikle de bilmemiz gereken önemli konu, soluduğumuz oksijenin %30'u karasal bitkilerde, %70'i ise denizdeki yosun gibi çoğu mikroskobik olan bitkilerden karşılandığı bilmemizde yarar var. Oksijen üretilmeyince ne oldu denizde, Marmara'da? Canlılar bundan ciddi bir şekilde zarar gördü. Biyoçeşitlilik olumsuz yönde etkilendi ve sonuçta da ekosistem çökmeye başladı.
Marmara Denizi'nde yüzeyini kaplayan bu silaj Marmara bölgesinde uzun yıllardır izlenen politikalar, artık bundan önceki konuşmalardaki arkadaşlarımız, özellikle Asena Hanım, Sedat arkadaşımız bunu ve özellikle yurt dışından katılan arkadaş çok açık bir şekilde bunu belirtti ve ben bunu tekrar anlatmak istemiyorum. Yalnız burada özellikle Marmara'daki bu kirliğin ilk şeyi 1989 yılında özellikle Haliç'i temizleyelim derken Haliç'e verilen, o kolektörler ağır kapı açıklarına verilen bu evsel atıklar desarjıyla biz bu özellikle Marmara'yı öldürmeye başladık. Özellikle daha ondan sonra da biliyorsun İzmit Körfezi'ndeki sanayinin bir kısmı burada ağır atıklarını, hem evsel hem endüstriyel atıklarını vermesi en çok etkilenen ilk başta İzmit Körfezi civarında oldu. Bunu da 2007'de İzmit'te görülen bu musilaj olayını da zaten bunu ilk orada görmüştük. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Bunun yanında özellikle sadece bu şeylerde etkili, bu Marmara kirini etkileyen en unsurlardan biri, dediğimiz gibi özellikle kirletici unsurlar bu ortama vererek özellikle burada dayanan, bu ortama dayanabilen, faaliyet gösteren organizmalar ancak canlı kalabildi. Dayanamayan türler ya öldü ya da göç etme durumunda kaldı. Bu 1989'daki balık ölümlerle de gayet açık bir şekilde gördük. Yine bunun yanında özellikle bu dedik bahsettiğimiz bu oksijenin azalmasıyla beraber özellikle demin arkadaşların da bahsettiği gibi tabii ortamdaki bu tür çeşitliliği azaldığı zaman rekabet unsurlarının ortadan kalkmasının sonucunda da bu açık diğer özellikle olumsuz etkili türlerin miktarlarında bir artışlar söz konusu oldu. İşte bu oluşan bu yeşil sular, deniz anaları, kırmızı sular gibi bazı türlerin anormal derecede patlaması ve özellikle de ki bu sene yoğun bir şekilde yaşadığımız Muş sulajlı olayla da bunu özellikle ortamın ne kadar kirli olduğunu daha çıplak gözle görmeye başladı. Cemal Hocam bir dakikamız var lütfen. Tamam. Özellikle Marmara'da özellikle biliyorsunuz Trakya 1970'lerden sonra çarpık bir sanayileşmeyle bugün 2000'in üzerinde sanayi tesisi var. Bu sanayi tesisleri atıklarını Ergene Denizi'ne vererek Ergene'deki hem tarımı hem yaşam alanları hem yeraltı sularının kirletilmesine neden oldu. Özellikle bu Ergene Nehri, Meriç Nehri üzerinden bu atıklar verilirken özellikle bu komşumuz Yunanistan bu konuda özellikle hocamız Nesin hocamız bu uluslararası şeyi de iyi bilir. Bunlar buradan etkilendiği için uluslararası mahkemelere müracaat ettiler ve ülkemize de 2019 yılına kadar bir süre verdiler. Bu süreç içerisinde hızlı bir şekilde bunu cezayı yememek için hemen bir derin desarj sistemine girdiler. Halbuki projede bunun her türlü şekilde arıtma söz konusuyken gördüğümüz şey hiçbir arıtma yok. Sadece dinlendirme havuzu var. Buradaki tekstil, ağır metal şeyde, bayağı sanayinde oluşan tüm ağır metallerin analizi yapmadan olduğu gibi şu anda 8 tane OSB'nin ve yeni kurulmakta düşünülen 2 tane OSB daha var. Bunların bu kirli suları direkt Marmara'ya aktılmakta. Ve dolayısıyla bu arıtma desen kullanma suyu olarak Trakya suya hasret. Su ihtiyacı var. Tarımsal sulamada kullan. Böyle bir olay yok. 2020'de ilk denemeyi yaptılar. Patlamalar oldu. Sonradan bunlar vermeye başladı. Ve şu anda bu atıklar korkunç derecede bir atık bu. Endüstriyel atık. Bunun yanında evsel atıklar da çok. Marmara Denizi'nin etrafında 27 milyona yakın insan yaşadığını düşünürsek bu civarda yaşanan insanların %70'inin atıkları denize başı. %30'unda artma söz konusu. Ve bir de ayrıca bizim endüstriyel bir tarım yapıldığı için burada özellikle gübre ve ilaç kalıntılarıyla özellikle burada Marmara Denizi'ndeki fosfor ve azot oranlarının ve bitkisel pestisit kaynaklarının da artması neticesinde bu sene ağır bir şekilde 2020'de boşaltılmasıyla beraber daha yoğun ve ağır bir şekilde yaşadık. Bunların önüne eğer biz bunu alamazsak, bu durdurmazsak ya da son sistemde bir arıtma sistemi kurmadığımız takdirde kesinlikle şu anda durdurulması gerekir. Ergene derin dersen durdurması gerekiyor. Aksi takdirde Karadeniz ve özellikle Akdeniz'de büyük tehlike altında olacaktır. Bunun için
mutlak suretle bakanlığın şu aldığı eylem planları çok komik. Yani yüzdesi olarak olarak. Son cümlenizi alayım çünkü bayağı bir sarttı. Tamam. Burada sivil toplum örgütleri, taraflar, paydaşlar olmadan ve bu ciddi bir eylem planı hemen iki günde olmaz. Bunlar aylar alan bir süreçtir ve bu konuda inandırıcı olduğu konusunda inanmıyorum ben bu konuya. Ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ergene Derin Deşarj Projesi'nin de etkisinden bahsetmiş olduk. Şimdi sözü Büyük Adalı Balık Adam'a bırakacağız. Sergio Ekşiyan bizimle birlikte. Her gün bizzat içinde yaşadığı kirliliği anlatacak. Sergio, sende söz. Teşekkür ediyorum. Herkese, dinleyecek olan herkese de teşekkür ediyorum. Süre maalesef çok az. Yani böyle 5 dakikada anlatılacak gibi değil. Çünkü ben size gözlemlerimi anlatmak istiyorum. Benim hiçbir title'ım yani unvanım hiçbir şeyim yoktur. Ama ben 73 yılından beri suyun altındayım. Yıl 2021. 48 yılda bir şeyler gördüm. Hadi 40 yıl diyelim. Hadi 30 yıl olsun diyelim. Bir şeyler gördüm. Güzel günleri gördüm. Bu kötü günleri de görmek maalesef zorunda kaldım. Şimdi ne söyleyeyim? Ben bilim insanı değilim ama gözlemlerim, anlattıklarım bilim insanlarına olsun, arkadaşları olsun bir puzzle'ı yan yana getirir, bir sonuca ulaştırır. Ben veririm bilgiyi, nasıl ki Facebook sayfam var sadece, başka hiçbir şeyim yok. Orada devamlı yayınlıyorum, durumu gösteriyorum su altıca çektiğim videolarla. Şimdi benim esas konum hayalet ağ temizliğidir. Yani biz yıllardan beri arkadaşlarımızla, o da bir sorundur. Belki bilenleriniz vardır. Denizin dibine istemeden takılan, kopartılan ağlardır. Onları temizliyoruz yıllardan beri. 29 bin metrekare ağ temizledik iki arkadaşımla beraber. Şimdi bu söylediklerim her şey reklam gibi. Ben şöyle, ben böyle de demek istemiyorum ama siz şimdi ben nasıl anlatayım size? Ben bilim insanı değilim. Ancak gözlemlerimi tekrar anlatmak istersem bu müsilaj konusu yeni bir konu değil. 2006, 2007, 2008 o yıllarda da çıkmıştı. Suyun üstüne de çıkmıştı. Her ne kadar ben onu suyun altında da görüp görüntülediysem de suyun altına çıktığı zaman kısa böyle kıyı şeridinden bir metrelik bir bölümde gözükmüştü. Şimdiki gibi öyle uçsuz bucaksız değildi. Ve bunun periyodu Kasım-Nisan'dı. Tekrar üniversiteden geldiler, büyükşehirden de geldiler. Beni buldular, konuştuk. Çektiklerimi göstermiştim o 2006-2007'de falan. Ve böyle bir 3 yıl kadar bir takip ettik. Daha sonra bu azaldı, kayboldu. Yani mühim bir durumdan çıktı. Görürdük ama uzun süreli kalmazdı. Her zaman olur ama bu kadar değildi. Suyun üstüne de çıkmazdı. Yani insanların dikkatini çekmeden öyle kendi kendine bir şeyler yapar, kaybolurdu. Ve her zaman söylüyorum, Nisan ayında kaybolurdu. Ben de bu sene Kasım ayında tekrar çıkınca ve beni 17 Eylül Bandırma Üniversitesi'nden Mustafa Soray Hoca ile bizim diyalogumuz vardı. Beni arayıp da bana, ya Sergio dedi, bizim orada dedi sıkıntılar var, balıkçılar ağları doluyor, ağ atamıyorlar falan deyince, evet hocam burada da var, başladı derken ikimiz birden birbirimize her fırsatta bilgi paylaşımı, bilgi, görüntü, su altı görüntüsü, efendim bunun metresinin başladığı metreyi, bittiği metreyi, ki ilk başta 8'den 21'e kadardı, daha sonra büyüdü, genişledi, 30'lara indi falan. Devamlı yazarak, bildirerek, görüntülerle Mustafa Hoca ile bir diyalogumuz oldu. Şimdi kaldı ki ne zamana kadar? Nisan ayında bu suyun üstüne çıkana kadar. Suyun üstüne çıkınca herkes gördü ama çok çıktığı için bu sefer yani görmeyen gözler de gördü. Dedi ne oluyor falan filan ve başladılar ilgilenmeye, konuşmaya, fikirler falan filan. Dediğim gibi ben söyleyeceğim hep gözlemlerimdir. Mesela en son 3 gün önce suya girmiştik. 6 metreden 30-32 metreye kadar yoğun ve çok yoğun olmak üzere mevcut.
suyun üstünde rüzgarla sağa gitti, solaya gitti, kuzeyden esti, güneye, güneyden esti, kuzeye. Bu böyle bir suda bir temizlik olmuş olabilir görsel olarak. Ama içine girerseniz 3-4 metre sonra bunları görürsünüz. Yani netleşen, temizlenen bir şey yoktur. Zaten insan bunu temizleyemez. Şimdi bizim bir de konunun içine dahil edebileceğimi düşündüğüm bizim 2017'de yaptığımız bir mercan naklimiz vardı. Ki bu mercan nakli yasada da yapılan inşaattan dolayı büyük telef olan mercan gruplarının aynı inşaat Sivriada'da da yapılacağını düşünülerek Deniz Yaşamı Koruma Derneği Başkanı Volkan'ın ve İstanbul Üniversitesi'nden su ürünlerinden doçent Eda Topçu'nun bir fikir üreterek ya Sivri'dekiler de ölmeden biz bunları kaçıralım demesiyle bir proje çıktı. Ben de bunların görüntülemesini yaptım. Ve 2017 yılında 90 tane mercan naklettik oradan Neandros Adası'na yani Tavşan Adası'na. 2019 yılında da 190 tane naklettik. Türkiye'de ilk mercan nakledir. Tabii bu bakanlık izniyle her şey çok şöyle tıkır tıkır işleyerek yaptık. Ve 5 yıllık bir mücadele verdi Volkan arkadaşım, Denizli Yaşamını Koruma Derneği Başkanı. Bu arada toparlayabilirsek. Tamam. Bunun o alanın üzerlerine bir şey düşmesin dedi. Ağ düşmesin, mercanları bu projeyi mahvetmesin diye koruma alanı yapmak istedi. 5 yıl Ankara'ya gitti geldi, gitti geldi. Bu sene 10 Nisan resmi gazetede o alan koruma altına alındı. Mercanlar korunuyor. Gerken müsilaj geldi, hepsinin üstünü örttü. Ben de görüntüleri Facebook sayfamda açık şekilde koydum. Yani müsilaj hakkında neden oldu, nasıl oldu ben onu söyleyemem ama ben yaşadıklarımı, gördüklerimi anlatmak istedim. Şu anda mercanların üstü tamamen müsilajla kaplı. Her fırsatta gidip elimizde şöyle sallayıp biraz temizliyoruz. 2-3 günde bir gidiyoruz ama bu çare değil ve maalesef çok sıkıntıda. Koruma alanı müsilaj, yani müsilajı durduramadı diyeyim. Reklam gibi oldu. Faaliyetlerimizi anlatmak istedim. Bilim insanları da çaresini bulabilirlerse çaresini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Daha da çok gözlem var ama anlatamıyorum. Yani bunu belki ikinci bölümde yine konuşuruz. Suyun altında neler değişti? Olması gerekenler olmuyor. Gelmesi gereken bazı şeyler vardı. Gelmiyor. Evet. Tamam. Şimdi isterseniz tamam toparlayalım. Çok teşekkürler. Gerçekten hani gözlemleyen, içinde bulunan bir insan olarak bize gözlemlerinizi bildirdiniz. Ve hani bir koruma işlemi yapılıyor, bir koruma faaliyeti oluyor ama onu da sıfırlayan bir gerçek var karşımızda. Şimdi doçent doktor Pelin Pınar Giritoğlu'yla konuşacağız. TMOP Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 2. Başkanı. Şehir ve bölge planlama açısından belki Marmara'da ve Marmara Denizi'nde olanları bize aktarırsa çok seviniriz. Merhabalar. Buyurun. Acaba birkaç görsel gösterebiliyor muyum yoksa doğrudan mı konuşayım? Hocam isterseniz gösterebiliyorsanız ama 5 dakikamız olduğunu unutmadan evet, konuşalım. Evet, 7-8 görsel eğer izin verilirse. Tabii. Arkadaşlar. Belirli şu anda. Tamam hocam, buyurun. Şu anda görebiliyor musunuz acaba? Görünüyor hocam. Büyük evet. Ekran yaparsanız. Evet. Evet. Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Şimdi tabii denizin kirlenmesini konuşuyoruz ama denizin kirlenmesi aslında Marmara Denizi'nin kirlenmesi oldukça eskiye dayanıyor. Yani hani tetiklendiği döneme bakarsak daha 19. yüzyıl Osmanlı erken dönem sanayileşmesiyle başlıyor. Halic'in kirlenmesiyle başlayan bir süreç var. Görselleri onun için koydum. Biraz hızlı geçmek istiyorum. Hani gerekirse oradan da okunabilir konuşurken diye. Ve arkasından İstanbul için 1954 ve 55 yıllarında yapılan sanayi planları var. Bu sanayi planlarıyla İstanbul'un birçok bölgesi sanayi alanı haline geliyor ve bununla birlikte başlayan bir yoğun göç ve hızlı kentleşme nüfus artış hızı var. Ve daha bu noktadan itibaren zaten Marmara Denizi'nin hızla kirlenmeye başladığına da tanık oluyoruz. Bir yandan sanayi atıkları, bir yandan evsel atıklar denizi kirletmeye başlıyor. 80'li yıllarda Nesrin Hocam da bahsetti, bir Marmara Eylem Planı var ama ve arkasından gelen havza yönetmelikleri ve kanunlar var ama bunlarla ne yazık ki koruyamıyoruz. Çünkü aslında daha o yıllardan itibaren
bir yandan 85'te imar kanunu ile İstanbul'dan sanayi desantralize etmeye başlarken, bir yandan da o hızlı kentleşmenin etkisiyle ve bölgede sanayileşmenin İstanbul'dan desantralize olmasıyla birlikte aslında denizin kirlenmesi devam ediyor. Çünkü bunun esas nedeni de Marmara Denizi'nin alıcı ortam olarak kullanılmaya devam edilmesi. Stamps'dan çıkmışım galiba. Görüyoruz hocam şimdi. Şöyle yapayım. Daha iyi galiba. Şimdi 80'li yıllardan itibaren aslında büyük projelerin etkisiyle İstanbul'da ve bölgede orman alanları da azalmaya başlıyor. Orman alanları çok önemli çünkü denizi besleyen su kaynakları orman alanlarından geliyor. Bir kere Boğaz Köprülerinin, birinci ve ikinci köprünün yapılması kuzey ormanlarını büyük ölçüde yok ediyor. Bunun arkasından 99'da Dünya Bankası raporu var. Yani 2000'li yıllarda ortaya konan o küresel politikalar İstanbul'daki hem sanayinin bölgedeki dağılımını hem de aslında İstanbul'un küresel ekonomiye nasıl entegre olacağını bize tarif ediyor ve Dünya Bankası raporu da bunu çok net söylüyor. Diyor ki küresel ekonomiye entegre olmak için bir veya iki kentiniz küresel kentler kategorisine sokulacak. Bu talimat aslında İstanbul'un ve bölgesinin yeniden şekillenmesine, yeniden inşa edilmesine sebep oluyor. Aynı yıllarda kalkınma planlarında da bunu görüyoruz. İşte metropol kentlerde hep İstanbul odaklı gidiyor aslında metropol kentler derken bu planlar. Uluslararası düzeyde bir metropol haline getirilmesi İstanbul'un. İşte bir ticaret, finans, turizm merkezi haline getirilmesinden bahsediliyor. Ve aslında hem İstanbul'un ama buna bağlı olarak çevresinde yeniden inşa sürecinin başladığını görüyoruz. Ve bununla birlikte gerek nüfus artışı, gerek ziyaretçi artışı, gerek uluslararası yatırımcıların artışı başlıyor ve kentin dönüşümü hızlanıyor. Bu küresel kenti yapmak üzere kenti ve uluslararası sermaye pazarlamak için bir dönüşüm başlıyor. Bu da aslında işte kente ve bölgeye yapılan yatırımlarla deniz kirliliğinde artmasına sebep oluyor. Bir de şu var, kirleten öder prensibini benimsiyoruz. Yani hani kirletmeyelim konuşmuyoruz da kirleten öder diyoruz o yıllarda. 2009'daki İstanbul Çevre Düzeni Planı, burada görseller önemlidir. Bir yandan ekolojik, bir yandan ekonomik değerleri koruyalım diyor ama bunu yaparken bakın mor odaklara bakarsanız Marmara Denizi'nin etrafının nasıl sanayi merkezi haline getirildiğini size gösterecektir. Bütün denizin çevresi sanayi merkezleri olarak planlanıyor. Burada da bunu çok net, o ihtisaslaşmış kentler yaklaşımıyla çok net bir şekilde görüyoruz. İşte Kocaeli, Bursa, Bilecik, Tekirdağ gibi Marmara Denizi'ni bugün kirleten bütün odaklar daha 2009 planıyla da oluşuyor. Ve böylelikle de hem evsel hem endüstriyel, son yıllarda azalsa da gemi kökenli kirliliğin arttığını görüyoruz. Dün bir etkinlik izledik. Orada da bir uzman daha önceden sanayi için 50 metreden su çekiyorduk dedi. Bugün 450 metreden çekmek zorundayız dedi. Çünkü yeraltı sularını da işte ormanları, tarım alanlarını tüketerek bu küresel kent oluşturacağız derken hepsini tükettik. Ve büyük projeler dönemi, İstanbul'da Marmara'nın yapılması, Avrasya Tüneli'nin yapılması, port projelerinin yapılması giderek tarım alanlarını, orman alanlarını, su havzalarını büyük bir yapılaşma baskısına soktu. Bir yandan yasal düzenlemelerle de bunun altyapısı hazırlandı. Hem yeraltı suları hem yerüstü suları giderek tükendi ve son olarak kıyı dolgularını da buna ilave etmek istiyorum. Kıyı dolguları aslında deniz yapısına müthiş zarar verdi. İstanbul'un hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında çok sayıda dolgunun yapılması Marmara Denizi'ni maalesef bir mezar haline getirdi. Biz işte dereleri, Marmara'ya akan dereleri temizleyeceğiz derken, Haliç'i temizleyeceğiz derken, Ergene'yi temizleyeceğiz derken aslında denizimizi tamamen kaybetmiş olduk. Ben şimdilik burada bitireyim. Çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir genel bakış oldu ve birazcık aştınız sürenizi ama ben söylemeden siz zaten bitirdiniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Şimdi ise Tülin Hadi'yi dinlemek istiyoruz. İstanbul Kent Konseyi Başkanı, Mimar Tülin Hadi. Biraz hani kentleşme ve müsilaj üzerine konuşacak bizimle. Tülin Hanım, söz sizde şimdi.
Herkese merhabalar. Ben aslında varlık sebeplerinden bir ikisi, daha doğrusu en önemli bir ikisi, sivil toplumun sesini duyurabilmesi ve etkin izleme değerlendirme yapmak olan bir kurumun perspektifinden konuşmak istiyorum burada. İstanbul Kent Konseyi adına. Şimdi malum Sergio Bey de bundan üstüne basa basa bahsetti. Sadece müsilaj değil, denizdeki müsilaj değil, pek çok çevreyi ve ortak mülkiyetimizi, müştereklerimizi tahrip eden konularda ancak gözle görünür hale geldiğinde haberdar olabiliyoruz sivil toplum olarak. Aramızda tabii ki bunların daha çok farkına varanlar oluyor ama geniş kitleler olarak ancak çok belirgin hale geldiğinde haberdar oluyoruz. Bir tweet atılmış işte deniyor ki hep beraber bir denizi öldürdük. Bir genç de cevap vermiş ona. 2001 doğumluyum, rica edeceğim beni dahil etmeyin diye. Şimdi aslında tabii bu mücadele etme sorumluluğundan onu kurtarmıyor ama 2001'li de olsak, 1961'li ya da 1921'li de olsak durum çok fark etmiyor. Çünkü bir şeffaflık yok, bilgiler çok dağınık. Dolayısıyla bunları bir araya getirebilmek gerekiyor. Biz şu anda 22 maddelik eylem planı açıklandı. Cemal Bey'in söylediği gibi yani o eylem planının da tartışılmaya ihtiyacı var. Orada belirtilmiş olan maddeler var ve ancak gazetelerde çıkan haberler üzerinden bir takip yapabiliyoruz. Bu konuda bir şeffaflık yok. Dolayısıyla sivil toplumun bir şekilde bu eylem planının içine dahil edilmesi ve etkin bir izleme değerlendirme grubunun oluşabilmesi, bu 22 maddelik eylem planının içine onun katılabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve küçük bir öneri sunarak buradan ayrılmak istiyorum. Mesela en basitinden bir web sayfası. Şu anda burada dile getirilen bütün bilgilerin anlaşılır halde orada toparlanması, bilimsel verilerden tutun da yasal konulara kadar hepsinin orada bir araya getirilmesi ve eylem planına dair gündelik bilgilerin de orada yer almasının çok basit bir ilk adım olarak çok faydalı olacağını düşünüyorum ve çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sözü Ümit'e bırakayım ben. Çok teşekkürler Tülin Hanım. Şimdi balıkçıların perspektifinden devam edeceğiz. İki balıkçı konuşmacımız var. Balıkçılık hem bu meselenin mağduru, Marmara'daki büyük kirliliğin, müsilajın mağduru, hem de failleri arasında balıkçılık aslında. Bu açıdan ya da öyle mi? Bu açıdan şimdi balıkçılık perspektifinden iki konuşmacımız var. Önce Barış Köksalan'la başlıyoruz. Kendisi balıkçı. Buyurun Barış Bey. Sesim geliyor mu? Evet. Herkese merhabalar. Şu anda Babakale Köyü'nden bağlanıyorum size, Çanakkale'de. Mecburen aslında bunu söylemem gerekçesi şu, ben normalde bir Marmara balıkçısıyım. Ama müsilaj sebebiyle bir balıkçılık göçü yaşandı Marmara'dan Ege'ye. Şu anda da hala akın akın balıkçılar Marmara'yı boşaltıyor. Çünkü kazanamıyorlar, çünkü avlayamıyorlar. Evet, biz mağduruyuz. Ama burada iyi bir ayrım yapmak lazım. Failiyle mağduru arasında iyi bir ayrım yapmak lazım. Balıkçılığın şöyle bir yapısı vardır. Büyük ölçekli balıkçılar vardır, bir de küçük ölçekli balıkçılar vardır. Dünyada bu küçük ölçekli dediğim 12 metre altı tekneler dünyada koruma alanlarında dahi açılır balıkçılığa bunlara. Çünkü dünya bunların, hatta FAO'da 2022 yılını küçük ölçekli balıkçılık yılı ilan etti. Burada bu ayrımı iyi yapmamız gerekir. Yoksa faili olarak gösterirsek bence çok açıklayıcı olmaz. O zaman bunun failine girersek bize sıra kalmaz zaten. Hani öyle büyük failler var ki biz sadece seyircisiyiz aslında bunun, bu hikayenin. Ben aslında söze şöyle başlamak istiyorum. Bu ülkedeki çevreci anlayışı da aslında birazcık eleştirel gözle bakarak başlamak istiyorum. Neden? Bir, bu olay bugünün olayı değil. Bu olay aslında ülkemizde
Yani bunu söylemem doğru mudur onu bilmiyorum ama bir tane adam söylememiş olsaydı müsilajı şu anda kimse daha tartışmıyor olacaktı. Yani bir açık konuşalım. Cumhurbaşkanı ağzına almasaydı bu ülkede daha müsilajın M'sini dahi tartışmıyor olacaktık. Hani o da nasıl oldu andı onu da bilmiyorum. Ama şunu söyleyeceğim size. Ekim 2020'de biz sosyal medyadan balıkçılar bunun mağduru olarak ağlarımızı gösterdiğimizde bu ülkenin muktedir çevrecileri diyelim. Çoğu da çevreciydi yani. Tweetlerin altında yazıyor yorumlar hala. Oh oh iyi olsun siz öldürdünüz siz yaptınız diyorlardı. Olabilir dedik. Çok da önemsemedik ama bunu bizim yapmadığımızın biz bunun mağduru olduğumuzu zaman bize gösterdi. Bu ülkede aslında çevrecilik o zaman çıkıp ses göstermeliydi. O zaman daha gür sesle bu ülkenin çevrecileri Marmara'yı yıkmalıydı ortaya. Bakın geçmişte 80'lere 90'lara bakın çevrecilerin en büyük dostu İstanbul'daki küçük ölçekli balıkçılardı. Denizli sel faaliyetlerinde tamamında gidin görsellere bakın hep bizim küçük ölçekli balıkçıları görürsünüz. Bu böyledir. Çünkü aslında küçük ölçekli balıkçılar çevrecilerin stratejik ortağıdır. Yani özellikle Marmara'da stratejik ortağıdır. Çünkü mücadele edeceğiniz endüstriyel balıkçılığa karşı en büyük stratejik ortağınız bizleriz. Biz küçük ölçekli balıkçılar. Çünkü denizlerin dünyadaki, Ege'deki, Marmara'daki aynı zamanda gözleriyiz. Sizin görmediklerinizi bizler görebiliyoruz. Ve ben çok müsilajın arka boyutunu zaten hepimiz ne olduğunu kabataslak gerekçelerini hepsini biliyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani ne yapmalıyız acilen? Şimdi, bugün, yarın neler yapmalıyız? En azından balıkçılık adına neler yapmalıyız? Bunları söylemek istiyorum. Maalesef ülkede bir balıkçılık politikası diyeceğim ama öyle bir politika olmadığı için zaten balıkçılığın da doğru yönetilemediğini hepimiz gözlemliyoruz. Balıkçılık yönetimi eşittir. Denizi parsel parsel bölün, çiftlikler yapın, insanlara organik olmayan antibiyotik yüklü bol bol yetiştirme balıkları dağıtın. Böyle bir endüstriye dayanmış bir balıkçılık yönetimi var. Biliyorum çoğunuz bu sözlerime belki de kızarak karşılıyorsunuz ama hakikat bu. Şimdi ne yapmalıyız? Yarın Marmara'ya çünkü müsilaj bir yandan kaynarken balık stoklarımız da zayıflıyor. Bir yarın, hemen yarın Marmara'da balıkçılık faaliyetleri tamamen durdurulmalı. Bakın efendim o amatörmüş, o profesyonelmiş, o 12 metre altıymış bu bilmem bırakın. Şu anda hemen Marmara'da balıkçılık faaliyetlerinin durdurulması gerekir. Ama böyle bir şey var mı? Yok. Bakın devlet balıkçıları destekleme açıkladı. Hepimiz gördük. Yani bakın devletlerin itibarı vatandaşlarına gösterdikleri değerle ölçülür. Bu böyledir. 1.000 lira müsilaj parası bir kereye mahsus veriyorlarmış. Onu da zaten basından okumuşsunuzdur. O 22 maddenin de içinde balıkçıların desteklenmesi var. O 22 maddeden balıkçılara çıkan 1.000 liralık müsilaj parası oldu. Yani siz geri kalan 22 tane maddeyi buradan değerlendirebilirsiniz. Ya ben en azından ben kendi çerçevemden bakmak istiyorum. Ve sadece bu değil. Marmara'ya koruma alanları ilan edilmeli. Yani valla açıkçası bir tane terörist gelip İmralı'ya yerleştirilmeseydi koruma alanı dışında İmralı dışında koruma alanı yok Marmara'da. Açık ve net konuşalım. Sadece bu mu? Marmara'ya etrafında çok fazla doğalgaz arama sondaj gemileri var. Biliyorsunuz özellikle ben kendi adıma söyleyeyim. Silivri, Kuzey Marmara'da aşırı bir doğalgaz sondaj kuyuları vardı. Bunların aşırı bir soğutma suyu var. Mesela BOTAŞ Marmara Reisi soğutma suyu diye bir şey çıkarıyor. Haşlak suları denize döküyorlar. Ya diyeceksiniz bu gidip söylediğimizde hiçbir önemi yok. Bunlar sadece soğutma amaçlı bunlar kirletmiyor diyorlar. Ya denizi neden ısıtıyoruz? Artı ben çok şöyle şunu da duyuyorum. Yani bu genelde bilim insanları da aslında sessiz kaldı. Aslında çok kısık sesle konuştu bilim insanları. Başka dünya devletlerinde en ufacık bir çevrecilik faaliyeti, üniversiteler yıkılır. İlk önce bayrağı üniversiteler tutardı. Bizim ülkemizde böyle bir şey olmadı. Yani 5-6 tane hocanın dışında konuşan olmadı. Sosyal medya hesapları dışında da konuştukları da olmadı. Ne yani hepimiz dünyada üniversiteler aslında sadece bir diploma alma yeri değildir. Benim gördüğüm, dünyada izlemlediğim bu. Toparlayabilir misiniz? 5 dakikayı geçtik. Son cümlede kullanıp bitireyim. Marmara gibi değerli bir denizi kaybettik. Şu anda size sadece müsilajın haritasını söyleyeyim. Yani sürekli deneyimleyerek biz bununla beraber yaşadığımız için müsilaj şu anda İstanbul'da başlıyor. Marmara'nın tamamında var. Tabii ki körfezlerde yoğunluk artıyor.
Derinlik olarak ben size şunu da söyleyeyim. Biz 150 metreye kadar ağ attık Marmara'da. 150 metre derinlikte de var. Kimse yok demesin. Oraları da denedik. Ondan da kaçış yok. Aşağıda Ege'ye çıktığınızda Bozcaada'nın altına geç. Şu anda Bozcaada'da da denize girmeyin derim açık açık size. Tatil rotası olanlar varsa. Gülpınar Limanı vardır. Gülpınar Limanı'na kadardır şu anda. Yukarıda da Alexandra Poli'yi geçti. Şunu da son söz olarak söylemek istiyorum. Bu artık bir uluslararası soruna dönüşecek. Çünkü Yunanistan'daki bizim meslektaşlarımız mağdur olmaya başladı. Onlar da kendi devletlerine sistem edemiyor. Buradan kirleniyoruz, biz avcılık yapamıyoruz diye. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'a Türkiye'ye belki de dava açması söz konusu olacaktır da. Son bir cümlede biz balıkçıları, yani dünyada en ufacık bir kirlenmede davalar açabiliyorlar balıkçı örgütleri. Maalesef bizim ülkemizde balıkçı örgütleri de yükümlülüklerini taşıyamayacak kapasitede ama biz balıkçıların böylesi davalar açmasında destek olabilecek bu ülkede çevreci kuruluş veyahut da başka bir kuruluş var mıdır yardımcı olabilecek? Ben bunu da soruyla buraya bırakarak devam etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum bana söz verdiğiniz için. Herkese saygılar. Çok sağ olun Barış Bey. Çok kapsamlı bir yaklaşım oldu gerçekten. Şimdi devam edeceğiz balıkçılık perspektifine. İstanbul'dan bir balıkçı Necla Yazıcı var şimdi sırada. Buyurun Necla Hanım, söz sizde. Merhabalar. Öncelikle Marmara Denizimiz için hazırlamış olduğunuz bu program için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Nazik davetiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu belirteyim, 50 yaşından beri denizlerde, fırtınalarda baş koymuş biri olarak korkusuzca balıkçılığa devam ediyorum. Fakat şu canlı yayın olayı beni her tarafımı titretiyor, mazur görün kekelersem. Şimdi müsilaj olayına gelirsek, 1990 yılından beri biz kaykay dediğimiz balıkçıların kaykay dediğimiz bir olay var. Bu günden güne artıyor. Yaz aylarında lodosla birlikte bu İstanbul Boğazı'na kadar geliyor. Tabii balıkçıları çok kötü şekilde etkiliyor. Ağların gözleri doluyor, ağlar yere yatıyor. Ağırlıktan yukarıya çekemiyoruz. Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla bu kaykayla müsilaj olayı farklı olduğunu öğrendim. Akademisyenlerimle sürekli konuşuyorum. Şimdi kaykay olayı deniz anasıyla kirliliğin birleşmesi olduğu söylendi. Müsilaj da mikroorganizmaların küresel iklim koşulları ve artık kirlilik sonucu birleşip müsilaj olduğu söyleniyor. Şimdi İstanbul Boğazı'nda şu an kanalda, yine kanalda dediğim 100-150 metrelerde bu olayla ben karşılaştım. Şimdi daha önce kaykay olayında ağları atıyorduk mesela çamurumsu, böyle sümükümsü, salya da diyoruz biz ona. Motorun peşinde bunu yıkayıp temizliyorduk, arındırıyorduk. Şimdi yeni gelen müsilaj diye tahmin ediyorum. Şöyle ki çok koyu bir madde, kanalda ama henüz kıyılara inmiş değil. Koyu madde, bunu kesinlikle arındıramıyoruz. Makinenin peşine verip 3 kere de yıkasak arınmıyor. Artı bir de şunu gözlemledim. Banyoda çamaşır makinesinde çamaşırlarımızı üzerine sıçrıyor. Kesinlikle makinede arınmıyor yani. Aynı yapışık bir madde, katı bir madde. Şimdi bunun araştırılmasını rica ediyorum. Hani İstanbul'da da var mıdır? Benim konuştuğum akademisyen arkadaşım bana o kaykay farklı bir olay dedi. Ama ben bu tür gözlem yapınca bunun araştırılmasını istiyorum. Bir de balıklar, şunu anlatayım. Normalde balık göç zamanlarında soğuk, denizin soğuk olduğu zamanlarda kanalda olur. Çünkü kanalın suyu sıcak olur.
Bu sene öyle enteresan bir durumla karşılaştık ki deniz buz gibiydi. Ona rağmen balıklar erken vakitte kıyılara indi. Yani kendini koruma amaçlı hep kıyıdan göç etti. Hatta şu an dün bile denize ağ attım. Artık iyice böyle kumluğa kadar yaslamış vaziyette balıklar. Bu kadar söyleyeceklerim. Çok teşekkürler Necla Hanım. Gözlemleriniz çok önemli. Canlı yayında bu kadar konuşabiliyor. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum hepinize. Sağ olun. Bu gözlemler doğrudan denizden gözlemler gerçekten çok değerli. Başka konuşmacılarımız da olacak. Şimdi Yeşiller Partisi MYK üyesi arkadaşımızı Arca Yılmaz'ı alıyorum. Biraz daha işin politik boyutuna değinecek kendisi. Arca, söz sende. Merhaba herkese. Teşekkürler. Önce buraya gelen 130 kişiyle böyle bunu tartışabilmek çok güzel oldu. Ya ben şahsen Boğaziçi Üniversitesi'nde de araştırmacı olarak çalışıyorum. Doktor öğrencisiyim bir yandan ve yakın zamanda örneklere ulaşma imkanımız oldu. Hani kendim de açıldım ve hani sorunun ciddiyetini hani o şekilde de gözlemleme şansı buldum. Ya burada önceki konuşmacılara üzerine çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok güzel katkılar oldu. Ben böyle biraz daha toplayarak birkaç kelime etmek istiyorum aslında. Derya Hoca bu konuşmasında değil ama daha önce internetten bir analoji yapmıştı. Yani bu müsilaj dediğimiz şey aslında hani toplumun ve siyasetin de ne kadar çürümüş olduğunu, yani siyasetteki müsilajın da bize bir örnek teşkil edebileceğinden bahsetmişti. Ben ona çok katılıyorum. Çünkü hani ya yapılıyor, özellikle son 10-20 senedir hani bu işte hani eylem planları ya da çözüm paketleri şekilde bize sunuluyor ama maalesef hani bunun uygulamada hiçbir şekilde gerçekleşebileceğini ve hayata geçirebileceğini inanasımız gelmiyor. Yani hani şöyle ki mesela iklim mevzusunda da benzer bir şekilde hani Paris Anlaşması'nı bile onaylamayan bir hükümet, işte sözde millet bahçeleriyle iklim değişikliğine karşı mücadele ediyor. Ama yani Marmara Eylem Planı oluşturarak bir yandan da bu Marmara'nın etrafında fokların yaşam alanlarını istila eden termik santrallerin açılmasına ve işlemesine hala destek veriyor. Hala bunlara göz yumuyor. Hatta yakın bir zamanda takip etmişsinizdir sanırım haberlerden. Bir tane gübre fabrikası Bakfaş özellikle yani çok ciddi miktarda yük bindirdiğinden bahsedilmişti ve kapatılacağı yani ya da geçici olarak faaliyetin durdurulacağı söylenmişti. Ama sonra 50 gün erteleme aldı. Yani düzenli bir şekilde var olan mevzuatlar bile uygulamaya konmuyor. Ben bunun esas sebeplerinden birinin aslında olaylara bütüncül bakamama ve çok fazla da insan merkezli bakma olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir şekilde sadece işte kar odaklı ve günü kurtarma odaklı yapılan adımlar ve yatırımlar aslında bu Marmara gibi Türkiye'nin pek çok yerinde de ekolojik yıkımlara sebep oluyor. Burada hani insan merkezli bakmak aslında işte Marmara'dan nasıl bizim etkilendiğimiz üzerine daha çok konuşmamıza sebep oluyor. İşte hani balıkçılık nasıl etkileniyor, işte denizlere ulaşamıyoruz, giremiyoruz, faydalanamıyoruz gibi. Bunlar çok önemli noktalar. Kesinlikle küçümsemek için söylemiyorum. Ama aslında esas başka bir nokta var ki o da biyoçeşitliliğin yok olması ve bu ekosistemin kırılması. Yani yine hani farklı konuşmacılar değindi bu noktalara. Ben de altını çizmek istiyorum. Çünkü yani bir görsel vardı hatırlarsanız bir sene önce bayağı sosyal medyada yaygın bir şekilde kullanılmıştı, işte dalga dalga gelen krizler, ilki en küçüğü Covid, onun üstünde bir iklim krizi var ama onun üstünde de işte biyoçeşitliliğin yok olması mevzubahis. O eğer hani çok ciddi bir şekilde biyoçeşitliliği yok ettiğimizden ötürü zaten bu dengenin sarsılmasıyla beraber biz yaşadığımız ortamı tamamen yaşanamaz bir hale sokuyoruz. Bu noktada bence belirli ilkelerden ilerlemek ve bu ilkelere uygun adımları atabilecek politikaları izlemek çok önemli geliyor. Yani bu yandan
işte daha doğa merkezli bir bakış olması, yani sürdürülebilirliği gerçek anlamda, yani sadece ekonominin ve gelir kaynaklarının sürdürülebilmesi değil, ama hani ekosistemin ve yaşanan çevrenin, toplumun ve adaletin sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi bence önemli bu noktadan. Bu müsilaj mevzusu bunların ne kadar uygulanamayacağının başka bir örneği olarak bence karşımıza çıkacak gibi geliyor. Ve son olarak bir şeye daha değinmek istiyorum. Yani bazen ister istemez hani söylemlerimize ne kadar yerleşmiş bu insan merkezli bakışa örnek olması için, yani işte bazen şey deniyor, Marmara'yı biz hani arka bahçemiz olarak görüyoruz işte, ya da hani atıkları attığımız yeri arka bahçe olarak görmekten bahsediliyor. Hani bu bile aslında hani sorunlu bir ifade olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hani arka bahçenizi kirletebiliyorsunuz sanki, hani öyle bir anlam çıktığını işaret ediyor. Bence bu daha doğa merkezli bir bakışla özellikle ilkeler ve bu çerçeve metinlerin uygulanabileceğini, uygulayabilecek karar alıcıların uygun yerlerde bulunup sözlerini söyleyebilmesi gerektiğini ve bunları söylerken de hiçbir şekilde çekinmeden söyleyebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Diğer konuşmacıların da çok vaktini almamak adına teşekkürler. Çok teşekkürler Arca. Evet, çok teşekkür ediyoruz Arca. Şimdi biraz da tarımsal kirlilikten bahsetmek üzere. Turgay Özçeli, Yeşiller Merkez Yürütme Kurulu üyesi kendisi. Turgay Bey'e sözü bırakıyoruz. Buyurunuz. Herkese merhaba. İnternet bağlantım çok iyi değil. Umarım herhangi bir kesinti olmadan sözlerimi tamamlayabilirim. Balıkçılıkla ilgilenen Barış arkadaşımız failleri doğru belirlemekten bahsetmişti. Ben Marmara Denizi'ni öldüren faillerden birini çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Bu Türkiye'nin tarım politikaları. Marmara Denizi'ni kirleten, bu hale getiren nedenlerden biri tarım politikalarımız. Çünkü aynı tarım politikaları Türkiye'deki topraklarımızı da öldürüyor. Biyoçeşitliğimizi de mahvediyor. Sağlığımızı tehdit ediyor. Yani tarım politikaları diyoruz ama aslında bu bilinçli bir yok etme planı. Göz göre göre bilinçli bir şekilde yıllardır tarımda kullanılan girdiler nedeniyle topraklarımız ve topraktaki canlılık ve biyoçeşitlilik yok ediliyor. Bu girdileri kirletici olarak bahsettik konuşmanın ilk konuşmacılar. Kirletici çok da naif bir kelime aslında. Kirletici yani doğrudan zehir diyebiliriz. Tarımda kullanılan bu girdilere pestisit deniyor teknik anlamda ya da kimyasal gübre deniyor. Türkiye'deki tarımsal üretim bu girdiler olmaksızın yapılamaz hale gelmiş durumda tarım politikaları nedeniyle. Örneğin pestisit kullanımı son 10 yılda 6 kat artmış durumda, 6 katına çıkmış durumda. Pestisit derken tarım zehirinden bahsediyorum, yani doğrudan zehir. Bu kullanılan kimyasallar. Yani toprak, tarımsal toprak miktarı azalırken kullanılan pestisit miktarının 6 kat artması gerçekten çok dikkat çekici bir istatistik. Çünkü mevcut tarım yöntemimiz olan endüstriyel tarım, toprağın verimliliğini azalttığı, topraktaki canlılığı, topraktaki organik miktarını azalttığı için her yıl daha fazla pestisit, her yıl daha fazla kimyasal gübreyle mevcut üretimi dengelemek zorunda kalıyor çiftçiler. Alternatif yöntemler, zehirsiz yöntemler, ekolojik yöntemler mevcut ve bu biliniyor. Ancak ısrarla büyük bir yalan uğruna bu pestisit kullanımı, kimyasal gübre kullanımı sürdürülüyor. Bu yalan da bu kimyasallara insanları doyurmak için mecbur olduğumuz yalanı. Türkiye nüfusunu doyurmak için bu kimyasallara mecbur olduğumu söyleniyor. Bu büyük bir yalan. Bu kimyasallar kullanılmadan da tarımsal üretim yapılabilir ve insanlık doyurulabilir. Türkiye'de insanların, belli sayıda insanın aç olmasının nedeni yeterli sayıda gıda üretilmemesi değil. Başka gıdaya ulaşım yollarında yaşanan adaletsizliklerden kaynaklanıyor. O yüzden açık ve net bir şekilde bu faillerden birinin Türkiye'deki tarım politikaları olduğunu söyleyebiliriz.
Geçtiğimiz günlerde bir haber okudum. Müsilajla ilgili haberleri takip etmeye çalışıyorum. Bursa Teknik Üniversitesi'nde bilim insanları denizden toplanan müsilajın tarımda kullanılabileceğine dair bir fikir beyan etmişler. Bu konuda araştırma yaptıklarını söylemişler. Tabii bu bilimsel bir araştırma ama bu haberin Anadolu Ajansı ve birçok ajans tarafından üzerine atlanıp hani çok bir musibetten hani güzel bir olay çıkartılıyor gibi işte müsilajın tarımda kullanılacağına dair sıklıkla bir şey yapıldı, haber yapıldı. Hatta iktidar tarafından da bu söylendi. Hani bir yandan zarar veren bir sistemin, tarımsal sistemin elbette bir şeyi değerlendirmek önemli ama onu değerlendirdiğiniz yöntem Marmara Denizi'ni öldüren, toprağı öldüren bir sistemin devamını sağlamak değil. Bu bir çözüm değil. Yani trajikomik bir haberdi. Daha doğrusu o haberi kullanma, değerlendirme yöntemi trajikomikti. Ben çok sözü uzatmadan yani acil olarak yapılması gereken şeylerden biri sadece Marmara Denizi'ni kurtarmak için değil, Türkiye topraklarını kurtarmak için de tarım politikalarının bir an önce değiştirilmesi, ekolojik yöntemleri geçirmesi, tarım zehirinin yasaklanması gerektiğini söyleyebilirim. Buradan bir kez daha Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunabilirim. Teşekkürler söz verdiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi de aslında hani esas fail diyelim. Kentsel atıklar biliyorsunuz Marmara Denizi'ndeki müsilaj probleminin arkasındaki en önemli sebep. Bu konuyla konuşmak üzere, bu konuyla ilgili konuşmak üzere de Meryem Kayan bizlerle olacak. TMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı kentsel atık sularının deşarjı sorumsalını bize aktaracak. Meryem Hanım, söz sizde. Çok teşekkür ederim beni de davet ettiğiniz için organizasyona. Aslında konuşmaları dinlerken böyle kendime zihni sinir şeyler çıkarmaya başlamıştım. Mesela işte müsilajla ilgili büyümenin politikası, büyümenin anatomisi, müsilaj. Sonra Barış Bey söylemişti bin lira destek parası verildiğine dair. Aklıma birden bir milyoncu hükümet gibi bir şey geldi. Ahsen hocama çok katılıyorum. Kesinlikle hızlı hareket edilmemesi gerekiyor. Bu konuda hemfikir olduğumuzu söylemek isterim teknik açıdan da. Çünkü doğaya güvenmek zorundayız. Onun kendi kendini rejenere edebilme yeteneğini gözetmemiz gerekiyor. Aksi takdirde iyilik yapalım derken daha fazla zarar verebiliriz. Ona kesinlikle katılıyorum. Nesrin Hocam Karadeniz Havza İlan Planı ile ilgili bahsetti. Dün de bir toplantıdaydık. Aslında TÜBİTAK MAM uzun zamandır Tuna üzerinden Karadeniz'e, Karadeniz'den de Marmara'ya bir kirliliğin, yani kirliliğin ciddi anlamda azaldığını tespit ettiklerini uzun çalışmalar sonrasında, uzun yıllardır tespit ettiklerini de ifade etti. Yani fail aslında eskiden çok kullanılırdı Karadeniz bizi kirletiyor diye. Aslında Karadeniz olmadığı da ortaya konmuş uzun zamandır, uzun zamandan beri. Gelelim Marmara'ya. Marmara evet birinci baş etmen sebep olarak bir sürü faktör söyledik kirlilik kaynağı açısından. Ama biliyoruz ki en baş hatta hep konuşulan endüstriyel ve atık suların Marmara Denizi'ne deşarjı. Biz çevre mühendisleri bizim için seyreltme asla bir giderme değildir. Öncelikle bunu söylemek isterim. Çünkü biz okula başladığımızda bize bunu söylerler. Dolayısıyla derin deniz deşarjıyla seyreltme yöntemiyle siz arıtma gerçekleştirmiş olmuyorsunuz. Bu bir arıtma yöntemi değildir. Onu başta söylemek istiyorum. Onun dışında şöyle hemen hızlıca aslında atık su arıtma tesisleri çok konuşuluyor. Ön arıtma mı olsun, ileri biyolojik mi olsun? Şimdi açıkçası şöyle söyleyeyim. Siz gelen atık suyun kategorisine göre ya da daha doğrusu karakterizasyonuna göre arıtma prosesinizi ona göre tasarlarsınız. Bunun içerisinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik belki de ileri biyolojik olarak kurgulayabilirsiniz. Ön arıtma diye ifade ettikleri şey aslında bizim literatürümüzde şöyledir. İşte gelir atık su içerisinden büyük parçalar, ızgaralar, kabı ızgaralar, elekten geçirilir. Çok küçük çaplara kadar arıtılması istenir. Hemen hızlıca bir kum tutucu, yağ tutucu muhakkak olmazsa olmazdır bir ön arıtmada. Yağ tutucuya verilir. Yağ tutucu sonrasında da şayet halen ortamda askıda katı madde gözleniyorsa, tabii bunlar özellikle fiziksel kirliliği tutmak içindir. Ama ondan sonrasında halen renk gibi
mesela renk de bir askıda katı madde sorunsalı. Bu gibi parametreler iyileşmemişse siz oraya yeri gelir biraz kimyasal müdahalede de bulabilirsiniz. Dengeleme tankı koyabilirsiniz, ön çöktürme koyabilirsiniz. Ve ondan sonra eğer ön arıtma diyorsanız orası ön arıtmadır. Ama ön arıtma derin deniz deşarjı yapmak için gerekli yapmak için uygulanan bir yöntem değildir. Ön arıtma prosesleri ondan sonraki ileri arıtma proseslerine hazırlık aşamalarıdır. Asıl olması gereken ileri arıtma proseslerinin tamamı uyguladıktan sonra suyun alıcı ortama uygun koşullara getirilerek deşarj etmesini sağlamaktır. Dolayısıyla bunun adı isterseniz iyi yapılmış bir ön arıtma bile olsa dahi derin deniz deşarjının kesinlikle yapılmaması gerektiğini burada ifade etmek istiyorum. Şimdi burada özellikle ben 2020 İSKİ raporlarına baktım. Faaliyet raporu sizler de İSKİ'nin sayfasından ulaşabilirsiniz. Şu anda önce İstanbul'u konuşacağım. İstanbul'da 88 adet arıtma tesisi, atık su arıtma tesisinin olduğu atık su arıtma tesisi var. Ve günlük ortalama 3.8 milyon küsuratı var ama ortalama 3.8 milyon metreküp su Marmara Denizi'ne deşarj ediliyor. Bunun bu önemli. Bence zaten konuşmamız artık aslında bundan sonra alıcı ortama deşarj değil. Asıl konuşulması gereken mevzu isterseniz toprak olsun, isterseniz nehir olsun, isterseniz Marmara Denizi ya da deniz olsun. Artık dünya alıcı ortam deşarjını konuşmuyor. Her türlü ekonomik olabilir, çevresel olabilir. Her türlü etkisinden, faydasından kaynaklı da aslında atık su geri kazanımını konuşuyor ve şu anda bununla ilgili çok ciddi anlamda teknolojik yatırım ve altyapı müsait. Evet, bizim ülkemizde de bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmakta. Dolayısıyla aslında bizim bundan sonraki konuşmamız gereken kesinlikle deşarj olmamalı ve atık su geri kazanımını nasıl kullanabileceğimize dair yatırımlarımızı bunun üzerinde endekslememiz gerekiyor. Bir katılımcı söyledi, içilebilir su sanırım ilk mesaj gönderen hanımefendiydi, ismini hatırlamıyorum, kusura bakmayın ne olur. O bir bardağa koyup içilebilecek sudan bahsetti. Öyle bir şey yok arkadaşlar. %100 arıtma da yapsanız yani ki mümkün değil, onu söyleyeyim. Ama en nihayetinde yani içilebilir su haline gelmesi mümkün değil. O yüzden bu terimi düzeltmek gerekir. Ama insanın birebir temas etmediği her ortamda, isterseniz pisuarlarda, isterseniz tuvalette, isterseniz sulamada, isterseniz tarımda, isterseniz endüstriyel prosesin tekrar içinde ve birkaç kez hatta kullanabilirsiniz. Bunlar için mümkün, yani bizim artık dediğim gibi denizde şarjı değil, bunu konuşmamız lazım. Çözümlerden bir tanesi olarak ifade ediyorum. Yine İSKİ'ye geleceğim. 88 adet arıtma tesisi var dedik. 3.8 milyon metreküp her gün günlük su veriliyor ve sadece maalesef 68 bin lik metreküp geri kazanım sağlayabiliyoruz. Yani bundan sonra kesinlikle demek ki yapılması gereken noktanın aslında sorun tespit çözüme de kendini işaret ediyor. Bu 88 arıtma tesisinin yapısına baktığımızda 10 tanesinin ileri biyolojik arıtma tesisi olduğunu görüyoruz. 69 tanesi biyolojik arıtma tesisi ki 2020 yılında bir tanesi daha tamamlandı. Şu anda 20 adet oldu ve 8 tanesi ön arıtma tesisi. Biraz önce söylediğim ön arıtma tesisi diye ifade edilen birçoğunda yağ tutucunun dahi olmadığı, sadece atık suların kolektörden toplanarak fiziksel işlemlerden geçirilip daha sonrasında denize deşarj edildiği, yani seyrelme yoluyla giderilmesinin beklendiği tesisler. Ancak şöyle bir de kötü bir şey var. Toparlayabilirsek zamanı. Tamam. İleri biyolojik arıtma tesislerinin her gün 545 milyon metreküp suyu arıtırken maalesef neden ön arıtma tesislerine vurgu yapılıyor? Çünkü 835 milyon metreküplük her gün deniz deşarjını bu ön arıtma tesisleri geçiştiriyor. Buradan hemen hızlıca şeye geçmek istiyorum. Biraz önce de konuşuldu. Şu veriyi de vereceğim. Bunun da kritik olduğunu düşünüyorum. Sadece İstanbul değil, herkes söylüyor. Aslında Marmara bölgesinin tamamı, özellikle sanayileşme. Bakın bugün Ergene'den 600 bin metreküp atık su veya atık su arıtma tesisinden, yani günlük olarak 600 metreküp suyun Tekirdağ'dan, Ergene'den, OSB'lerden, işte Çerkezköy'den, dediğim gibi buralardan çıkan suyun
Marmara Denizi'ne deşarj edilerek giderilmesi gibi bir proje söz konusu. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam ediyor. Ama burada da şunu soruyorum. Eğer 600 bin metreküp suyu bu denli iyi arıtıyorsanız neden Marmara Denizi'ne deşarj yapıyorsunuz? Aslında Ergene'ye verseniz Ergene en azından kendini bu kadar temiz bir su girdisiyle yeniden kurtarabilme noktasında bir harekete geçecektir. Bunu yapmayıp kilometrelerce öteden borularla neden Marmara Denizi'ne deşarj gibi bir yöntem belirliyorsunuz diye de sormak lazım. Dolayısıyla yani o bölgeden gelen de kirlilik yükünü ciddi anlamda çalışmak lazım. Son bir şey, eylem planı söylendi. Sorun belli, evsel ve endüstriyel atık sular. Bunlarla ilgili yeterli teknolojik ya da bilimsel teknik altyapının, teknik yatırımların ya da bunların yapılmaması ya da eksik yapılması meselesi. Bütün sivil toplum kuruluşlarına kendilerince dahil ettiklerini söyledi. Biraz önce Tülin Hanım da söyledi. Şeffaflık ve sivil toplumun etkisi diye. Maalesef çevre mühendisleri olarak birinci elden atık su arıtma teknolojileri üzerine çalışan bir meslek örgütü olarak biz de bu çalışmaların içine dahil edilmedik deyip burada bitireyim. Soru cevap kısmı ya da eklemeler olursa sonra söylerim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel yorumlar için. Teşekkürler. Ümit sende söz. Çok teşekkürler tekrar Meryem Hanım'a da. Şimdi son iki söz davetli konuşmacılarımızdan son iki söz kaldı. Ondan sonra katılımcılarımızın sözlerine geçeceğiz. Önce bir amatör denizci, aynı zamanda Yeşiller Partisi üyesi arkadaşımız Süleyman Yılmaz var sırada. Bir denizci olarak Marmara'da sık sık denize açılan bir denizci olarak nelerle karşılaşıyor? Şimdi onu anlatacak. Süleyman, biraz aşağı indirebilirsen kameranı, yüzünü şu anda göremiyoruz. Tamam. Buyurun. Söz sende. Merhaba herkese. Uzun bir forum. Herkes sabırla dinliyor. Şöyle söyleyeyim. Ben 12 yıldır denizlerdeyim. Ve 9-10 yıldır da bir teknem var. 12 metrenin altında bir teknem var. Yelken yapıyorum. Ve teknemi aldığım günden itibaren çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. Yaz, kış, gece, gündüz fark etmez. Yani çok severek yaptığım bir iş. Ben kendimi bir denizci olarak görüyorum. Şimdi burada deminden beri konuşuldu. İşte balıkçılar, işte denizden maden çıkartmaya çalışanlar, denizdeki kaynaklardan yararlanmaya çalışanlar, denize bir şey yapanlar şeklinde. Herkesin denizle bir şekilde bir çıkar ilişkisi var. Bu çıkar ilişkisi tersinde olan insanlar, denizciler, yelkenciler, tabii devasa motor yatları olan insanlardan bahsetmiyorum. Böyle işte 8-10-12 metre boyunda teknelerle denizle daha samimi ilişki kuran insanlardan bahsediyorum. Şimdi aslında biz denizlerde çok azınlıktayız. Yani işte Marmara'yı düşünürsek 20-25 milyon insanın yaşadığı bir denizin çevresinde biz bu denizle gerçek anlamda ilişki kuran çok çok küçük bir azınlığız. Özellikle batılı ülkelerle kıyaslandığı zaman yani bir İngiltere ile, Fransa ile, İtalya ile ve İspanya ile kıyaslandığı zaman çok çok azınlıktayız. Yani bu manada bizim denizlerimiz, hani bugün de gördük, Marmara özellikle sahipsiz bir yer. Şimdi ben bu müsilajla ilgili deneyimlerimi veya işte gözlemlerimi anlatmaya çalışacağım kısaca. Şimdi dediğim gibi yaz kış yoğun kullandığım için denizdeki değişiklikleri fark edebiliyorum. Ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi biz denizin tabii öncelikle yüzeyiyle, zaman zaman da altıyla ilgiliyiz. Yüzeyindeki değişimleri özellikle mesela bahar aylarında bu kırmızı algları falan görüyordum. Ve hatta ilk başlarda bunu böyle hemen karaya çıktığımda arkadaşlara soruyordum, bizden daha deneyimlere. Ya işte gemiler acaba şey mi attı, sintine mi boşalttılar falan, şikayet mi edelim falan. Genelde bunun denizin doğal bir olayı olduğunu, siz dönemsel olduğunu, doğal bir şey olduğunu falan söylüyorlardı. Son birkaç yıl, yani 3-5 yıldır da denizin rengindeki değişmeleri de fark ediyordum. Daha böyle yeşil renk alıyor. Böyle bir turkuaz mavisine doğru bir kaçış oluyor. Sonra tekrar bildiğimiz Marmara'nın rengi oluyor falan. Ve bu müsilajı hiç, yani bu manada gözlemlemedim. Yani o kırmızı algılar okey. Ama bu işte 2-3 ay öncesi, işte tam ne zaman başladıysa aniden geldi. Yani herkes için aslında bir
şok edici bir şeydi bu. Yani bir anda barınakların içi doldu. Ben işte Küçükyalı'da barınıyorum. Küçükyalı Balıkçı Barınağı'ndayım. İşte Bostancı tarafı falan bir anda denizin yüzeyi kaplandı. Bilmediğimiz bir şeydi. Önce gerçekten kimyasal bir kirlilik gibi düşündük. Sonra işte bunun organik bir şey olduğunu falan söylediler ama yani organik ya da kimyasal sonuçta bir kirlilik var. Bizi çok etkileyen bir şey. Yani bizim seyir yapmamızı, tamam yelkenciyiz, yelkenle seyir yaparken o kadar değil ama sonuçta yelkenli teknelerin ayrılma, yanaşma motorları dediğimiz şeyler var. Bunlar aslında dizel motorlar olmasına rağmen çok küçük ölçekte ve hassas şeyler bunlar. Bu müsilajdan çok etkileniyorlar. Böyle 200 saatlik seyirlerden sonra bu motorlar tıkanıyor. Temizlemesi zor bunların, deniz suyuyla soğutmaları var bizim teknelerimizin ve seyir yapmayı çok zorlaştırıyor. Özellikle mesela artık mevsimi geldi, şeye ineceğiz, güneye ineceğiz falan. Bu konuda çok büyük sıkıntı yaratıyor. Mesela birçok insan gece seyretmekten artık kendini alıkoymaya başladı. Çünkü gece vakti motoru stop etmiş, fazla rüzgar olmaz gece vakti. Büyük sıkıntı bunlar. Şeyi de söyleyeyim, yani Marmara'nın yelkencilik ve denizcilik açısından evet biz azınlıktayız. İşte dünyada çok mesela böyle bir denizde binlerce yelkencinin, denizcinin olması aslında daha çok sahip çıkanın olması anlamına geliyor ama ne yazık ki bizde az. Marmara Denizi bizim bulunduğumuz İstanbul tarafı, yani Marmara'nın kuzeydoğusu dünyada yelken yapmak için, denizden istifade etmek için, yani gençlerin, kadınların, çocukların istifade etmesi için çok çok uygun bir yer. Yani bu kadar yelkenciliğe uygun başka bir yer az bulursunuz. Çünkü sürekli hakim bir rüzgar var, burada Poyraz var. Bu Poyraz şey yapıyor, denizi güneye doğru, güneybatıya doğru sürüklediği için Marmara'nın batısı ve güneyi daha dalgalıyken burada düz bir deniz, yelkenciliğe çok uygun bir yer burası. Fakat bu müsilaj işi bir anda bozdu, etkiledi ve buradan biraz önce söylediğiniz gibi küçük balıkçılar balıkçılık yapamaz, işte balık tutulamaz falan denirken yelkencilikte sadece yelken yapanları ilgilendiren bir şey değil. Bu küçük teknelerin bakımları, işte yelkenleri, tamirleri birçok insanı besleyen, birçok insana iş imkanı yaratan ve bunlar büyük ölçekte olmayan işler, küçük işler. Birçok insanı da ekonomik anlamda da etkileyecek bir şey bu. Ben de toparlayayım. Toparlayabilirsen. Ben de toparlayayım. Şöyle bir gözlemim var. Son olarak onu söyleyeyim. Mesela buradan çıkıp, İstanbul'dan çıkıp ta Gelibolu'ya kadar özellikle gündüz şehir yaptığımda şeyi çok fazla görürdüm. Yani çok fazla deniz anası var. Çok deniz anası. Yani böyle kilometrelerce, millerce deniz anası görürdüm. Bu müsilajdan sonra yani başkasının gözlemi var mı bilmiyorum ama artık hiç deniz anası görmüyorum. Yani deniz anası yok gibi bir şey denizde şu anda. Yani belki de ilk önce etkilenen şeyler bu deniz anaları oldu. Hani bu iyi ya da kötü bir şey anlamında söylemiyorum. Sadece bir gözlem olarak söylüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şey kısmında da yine devam ederiz. Çok teşekkürler Süleyman, gözlemlerini bize aktardığın için. Şimdi aynen bu yani yelkencilikle denizcilikle ilgili olduğu gibi işin tabana yayılan bir başka boyutu daha var, ekonomik boyutu daha var, o da turizm. Bu konuda da bir turizmciye son olarak son sözü kendisine vereceğiz. Yine Yeşiller Partisi üyesi arkadaşımız Haluk Yurtkıran. Haluk, söz sende. Merhaba. Teşekkürler Ümit. Teşekkürler forumu düzenleyen partili arkadaşlarım. Son sözü bana verirken herhalde turizmin bu işten en fazla zarar gören sektör olduğunu düşünerek ve bu konuda en az sorumluluğu olan, yani müsilaj konusunda en az sorumluluğu olan sektör olarak verdiğinizi düşünüyorum. Şimdi tabii Türkiye'de turizm çok önemli bir sektör. Biliyorsunuz Türkiye'de ihracatla karşılaştırıldığında %20 geliri turizmden elde ediliyor. Ve 1980'li yıllarda Türkiye'de Özal'ın zamanında Türkiye'de turizm yeniden yapılanırken öncelik deniz turizmine verildi. Ve özellikle Batı Akdeniz ve Güney Ege büyük işte kamu arazilerin tahsisiyle yatırımlara açıldı ve charter turizmiyle Türkiye'de turizm gelirleri başladı. Fakat ben hani bir yeşil turizmci olarak aslında bu
Türkiye'nin bu tür turizm yapılanmasından biraz mahcubiyet duyarım. Çünkü Türkiye'nin daha fazla pazarlanacak başka değerleri var. Daha büyük kültür hazineleri var. Ama maalesef işin kolay ve kısa yoluna saptılar ve bu şekilde yürüyor. Fakat şimdiye kadarki konuşmacıları dinleyince gerçekten hani bir turizmci olarak ben hicap duydum. Çünkü biz şu anda herhalde bu müsilaj konusunda en az sorumluluğu olan sektör olduğumuzu anladım. Şimdi Marmara ise konu, Marmara'da zaten yabancı turizm, yani deniz amaçlı yabancı turizm pek olmuyor. Daha çok Güney Marmara kıyıları yerli turizme açılmış durumda. Küçük işletmeler, pansiyonlar ve yazlık evlerle yapılıyor. Gelen yabancı turistlerin aslında %40'ı Marmara bölgesine geliyor. Yani en büyük hub İstanbul bu konuda. İşte gelen toplu yabancı turistlerin %35'i İstanbul'a iniyor, %10'u da Edirne'den giriyor. Dolayısıyla %45'e yakın Marmara ile teması var. Fakat buraya daha çok kültür alışveriş amaçlı geliniyor. Dolayısıyla denizden negatif etkilenme biraz zor. Ama ne olur? Görsel kirlilik, gastronomi turizmi, işte boğaz turları, adalar turları vesaire, bunlar mutlaka etkileyecektir turizmi. Ama asıl etkilenecek olanlar, ki zaten yıllardır Güney Marmara kıyılarındaki bizim yerli turistler ve oradaki yazlıklar bu işten etkilendi. Dolayısıyla buradan artık bir Ege'ye ve Akdeniz'e doğru göç olacak. Fakat Akdeniz zaten çok büyük ve pahalı tesislerin işgalinde olduğu için yerli turistin oralarda barınabilmesi, oralarda tatil geçirebilmesi biraz zor ihtimal. Çünkü çok pahalı. Zaten maalesef otelci arkadaşlar ve tur operatörleri de oralara fazla yerli turist gelmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla hep yabancı turizmden gelen dövize muhtaç durumdayız. Bu durumda kala kala Kuzey Ege, Orta Ege ve Kuzey Ege kalıyor. Burada da maalesef yani küçük belediyeler burada yazlıklardan gelen atık suları aynen işte Meryem Hanım'ın belirttiği gibi ön arıtma yaparak direkt Ege Denizi'ne boşaltıyor. Yani müsilajın aslında Marmara'dan gelmesine ihtiyaç yok. Buralarda da müsilaj kendiliğinden oluşmaya başlıyor ki ben şu anda Adatepe Küçükkuyu'dayım ve burada sabahları biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi turizmcilerin tabii bu konuda sorumluluğu yok mu? Var. Yaklaşık işte 45 milyon turistin 20 milyonu Marmara'ya, İstanbul'a geliyor. Yani bir 20 milyonluk kente bir 20 milyon da yabancı turist gelince nüfusumuz bir yılda hani 40 milyonları tabii aynı anda olmasa bile toplam olarak 40 milyon insanın atığının denize atıldığını görüyoruz. Güneydeki turizmcilerin fazla bir şeyi yok bu konuda sorumluluğu. Çünkü oradaki tesisler nispeten modern ve son teknolojiye göre arıtma yapılıyor. Ama tabii ben bir teknik kısmını fazla bilmediğim için onların sözüne güvenmek durumundayız. Ama bindikleri dalı da kesmemek için herhalde bile bile öyle bir deşarj yapmıyorlardır diye umuyorum. Fakat bu özellikle yazlık ları olan yerli turistler bu işin en büyük mağduru olacak. Çünkü onların sıkıştığı Kuzey Ege ve Orta Ege'ye kadar olan kısım ve Güney Marmara bu işten çok büyük zarar görecek. Turizmcilerin bu konuda yani müsilaj konusunda acilen yapabilecekleri bir iki tane ufak şey var. Bir defa... Toparlayabilir misin Haluk? Son... Bitiriyorum. Bir turizm tanıtım ajansı diye bir şey kuruldu Türkiye'de son 2 yılda. Hepimizin gelirlerinden belli oranda bir vergi kesilerek tanıtıma ağırlık veriliyor. Aslında bunun yerine kalkıp şu anda işte arıtma yatırımlarına bir fon katkısı yapsalar bence daha iyi olur ki ben de bunu gerekli platformlarda turizmci arkadaşlara ileteceğim. Son olarak 2 şey daha var. Bir, kruvaziyer turizmi maalesef son bu Galata Port'la İstanbul'da artacak. Bunu aslında caydırmanın yollarını düşünmeliyiz. Ama maalesef hükümet bunu teşvik edici bir rol oynuyor. Son olarak da tabii Kanal İstanbul bir turizm projesi diye ya da imar projesi diye yapılıyor ama
İstanbul'a çok büyük zarar alacak. Turizmin de herhalde son şeyini, cenaze namazını kıldıracak bir şeydir. Bu kadar. Teşekkürler. Çok teşekkürler Haluk ve bütün konuşmacılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok dinamik ve bilgi dolu bir maraton oldu. Hem meselenin ekonomik yönleri, hem bilimsel, hem siyasi yönlerini tartıştık. Şimdi söz alarak foruma katılmak isteyenlere 2-3 dakikalık sürelerle en fazla söz verebileceğiz. Çünkü zamanımız oldukça kısaldı. Bir 35-40 dakikalık bir zamanımız var. Biraz geç başlamayı da sayarsak. Ben söz almak isteyenler el kaldırarak yandan biliyorsunuz katılımcılar bölümünden el kaldırabiliyorsunuz. Ya da onu bulamazsanız chat ekranına yazarak da söz isteyebilirsiniz. Söz almaya başlayabilirsiniz. Sözlere geçmeden konuşmalarla ilgili küçük iki yorum yapmak isterim. Birincisi, yıllarca Türkiye'de çevre meselesinin böyle tırnak içinde küçük harfli bir mesele olarak göründüğünü, bütün siyasi parti programlarının sonuna mecburen eklenen bir şey olarak alındığını ve son derece teknik bir mesele, uzmanlık meselesi olarak görüldüğünü biliyoruz hepimiz. Ama bu çevre diye küçümsenen toksik atıklar, işte evsel endüstriyel atıklar, hava kirliliği, iklim değişikliği gibi aslında hayati olan meseleler böyle birdenbire karşımıza bir felaketle çıktığı zaman herkes şaşırıp kalıyor. Nereden çıktı şimdi bu basit bir çevre meselesi, nasıl oldu da koskoca Marmara Denizi'ni birdenbire yok etti? Çok şaşırıyorlar. Bu şaşkınlığın sonucunda da karşımıza genellikle iki şey çıkıyor. Ya müthiş bir genelleme, yani işte insan doğaya iyi davranmıyor, o yüzden böyle oluyor gibi her şeyi bir tür genelleyerek, mistifiye ederek aslında üstünü örtme çabasını görüyoruz. Ya da bunun tam tersi olabiliyor. Tamamen teknofix dediğimiz her şeyi tek bir nedene bağlayıp bunu teknolojiyle, işte söyleyen katılımcılarımız oldu, işte bakteri koyalım, kimyasalla eritelim falan gibi teknofix çözümlere saplanılıyor. Aslında meselenin çok genel bir yeşil siyasetle ilgili, ekolojiye bakışla ilgili çok genel bir sorun olduğunu herhalde ortaya koymak zorundayız ki yeşil politikalar bize zaten bunu söylüyor. Bunların küçümsenecek meseleler olmadığını söylüyor. İkinci eklemek istediğim noktada en son da Haluk da çok kısa değindi. Kanal İstanbul meselesi şu anda Türkiye'nin gündemine bir çevre değil, aslında bir ekonomi yatırım meselesi olarak girmiş olan ve bir inat halinde devam eden Kanal İstanbul meselesi. Kanal İstanbul, İstanbul'un ve Marmara'nın tabutuna çakılacak son çivi olduğu halde ki bu, ve bunu herkes bildiği halde Ulaştırma Bakanı tarafından hatırlarsınız müsilaj sorununa çare olarak bile sunuldu. Bu da aslında hükümetin bence meseleye ne kadar gerçekçi bir zaviyeden asla bakmadığını, tamamen bir görüntü kirliliğini temizleme ve aslında hasar kontrolüyle, yani ortaya çıkan, artık kimseden gizlenemeyecek hale gelen bu krizi daha az görünür, daha hafif bir hale getirme çabasının dışında kalmadığını ve bütün aslında gösterişli eylem planının bir takım vaatlerden ya da nasıl yapılacağı belli olmayan eylemlerden ibaret olduğunu, hatta Marmara'nın koruma alanı ilan edilmesinin de ne demek olduğu onun belli olmadığını ve bilmediklerini birkaç ay sonra göreceğiz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla özetle bu meseleye tamamen bir yeşil politika meselesi. Bütün ekonomi politikalarının, büyüme kalkınma politikalarının ve işte tamamen bir ülke nasıl yönetilir, nasıl yönetilmeli, demokrasi nedir, katılımcılık nedir, bütün bunların bir kesişme noktası olarak görmek gerektiğini herhalde söyleyebiliriz. Akgün, eklemek istediğin bir şey var mı? Ondan sonra söz dağıtmaya başlayabiliriz. Tamam Ümit, çok teşekkürler. Zaten çok iyi bir şekilde özetledin. Eklenecek sadece benim söylemek istediğim, hani birazcık da böyle insanların kalbine seslenmek gerekiyor galiba.
Marmara'ya olan her şey aslında bizi oluyor. Marmara bizim evimiz, Marmara bizim üst bedenimiz gibi bir şey. Yani bu İstanbul'un ve etrafındaki kentlerin kurulma sebebi Marmara Denizi. Varlığımızın kaynağı aslında. Bunu unutmadan elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Evet, elbette ki burada çok yanlış politikalar 10 yıllar boyunca yapıldı, hayata geçirildi ama artık hani bizim sözümüzde yeşil politikayla bir şeyler yapabileceğimizi, değiştirebileceğimizi düşünüyorum ben. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Burada sizden gelen yorumları ve soruları alacağız. Ümit'in dediği gibi söz almak isteyenler lütfen Zoom'da isimlerini tam görünecek şekilde yazarlarsa, güncellerlerse çok iyi olur. Bir de forumumuzun sonuna doğru ben bir sizinle bir bildirge paylaşmak istiyorum. Bizim daha önceden şey yaptığımız, birlikte oluşturduğumuz bir bildirge taslağımız var. İğneyle kuyu kazmayın, sorunları kökünden çözün diye. Onu da chat kısmından yazacağım sonlara doğru. Ona da yorumlarınızı alabilirsek çok seviniriz. Buyurun. Evet, isterseniz fermuar sistemiyle gideceğimizi de hatırlatalım. Sanırım ilk el kaldıran Orhan'dı. Orhan Esen. Evet. Peki, hızlı hızlı gitmeye çalışacağım. Dört noktam var. Kimlik olarak yani onu da belirteyim, ben de yüzücüyüm. Yani İstanbul'da yürümeden önce betonlanmamış doğal bir sahilde şehir merkezinde yüzerek başladım hayata ve her yıl yüzdüm. Çocukluğumda suların soğukluğunun, berraklığının ve kalitesinin turunsal kağıdı olan istakoz denen canlı çıkardı. Abilerimiz yakınımıza yakalarlardı bu hayvanı. Yani son 20 yıldır Burgazada da zaten her girdiğimde görüyorum yani müsilaj mıdır değil midir bilemediğim yani o suyun içerisindeki organizmaları bizzat yaşıyorum. Dört noktam var. Birincisi beton. Betonun, sahillerin betonlanmasının ekosisteme olan zararı üzerine durdu konuşmacılar. Çok önemli. Sadece sahillerin değil dere ıslahı adı altında denize deşarj yapan doğal suların da betonlanması çok ciddi bir sorun. Şunu hatırlatmak istiyorum. İstanbul'un son Marmara'nın kalmış en son beton sahili şu anki Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçe belediyesi başkanlığı yaptığı dönemde Beylikdüzü'nde betonlandı ve bitirildi. Bunu sadece altını çizip geçiyorum burada. Yani gerek sahillerin gerekse derelerin renaturalize edilmesi diye bir talebin ve gündemin dikkate alınması lazım. İkinci noktam ısınma konusu. Çok az değinildi ama tabii bolca geçiyor. Isınma deyince insanlar hemen bir küresel ısınma geliyor. Böyle bir şeye sığınmak iyi değil. Sanki dışımızda bir şeymiş gibi getiriyor. Halbuki ısınma aslında bizim de yarattığımız bir şey. Sular boşa akmıyor. Aslında boşa akan sular kendi ısısında akıyor. Biz doğadan aldığımız her bir su zerresini kendi tesisat sistemimize çektiğimiz anda kirletmesek bile ısıtıyoruz. Arıtma sırasında tekrar ısıtıyoruz. Derin deşarj yaptığımız zaman derinlerdeki ekosistemine ısı deşarj etmiş oluyoruz. Yani sadece arıtma değil aslında suyu kullanarak, insan eliyle kullanarak aslında bir sisteme bir ısı da enjekte etmiş olur. Bunu da farkına varmak lazım. Yani o nedenle Türkiye'nin toplam nüfusunun işte üçte birinin sanayisinin neredeyse yarısının bir noktaya yığılması bir bölgesel hotspot yaratıyor. Bunun farkında olmamız lazım. Buradan bir aslında bir bölgesel planlama noktasına geliyoruz. Yani Türkiye'nin çok da sunumda çok da dinlediğimiz gibi 19. yüzyıldan beri aslında İstanbul ve Marmara'ya tüm sanayi çeken politikalarını gözden geçirmesi önemli. O noktada metropolleşme kavramına tekrar dikkat çekmek lazım. Bu 90'lardaki işte ülkelerin metropol şehirleriyle küresel yarışmaya girmesi meselesi doğru. Ancak mesela Almanya'nın bu yarışmadaki küresel şehri Frankfurt. 700 bin nüfuslu. Yani küresel şehirle kastedilen şey aslında bir mega şehir değil. İstanbul o anlamda bir küresel şehirden daha çok vasıfsız emeği yani emek yoğun sanayiyi hem nüfusu hem de kirleticileri çeken bir gelişme stratejisi izledi 1945'ten itibaren. Bunun tersine çevrilmesi lazım. Yani emek yoğun sanayilerin, nüfus çeken ve kirletici çeken sanayilerin desantralize edilmesi, aslında tamamen ortadan kaldırılması çok önemli. Bunlar tam arıtma sağlasak bile Marmara'yı hotspot olmaktan çıkartmıyor. Bunun farkında olalım. Son noktama geçiyorum. O da Tülin'e cevaben devam edelim. Sivil takip meselesi çok önemli. Biz 1997 yılında daha bir İstanbul suyunu takip
mekanizması kurmaya çalışmıştık. Maalesef 2001'den sonra atıl kaldı. Ancak sadece Marmara'nın suyu değil, üç suyu düşünmek lazım burada. Yüzey suları, 50 metreden 450 metreye indiği belirtilen yeraltı suları, üçü birbiriyle bağlı. Yani Marmara'nın suyu, İstanbul'un yeraltı suyu ve İstanbul'un ve aslında bütün Kuzey Marmara'nın yüzey suları, üçünü birlikte takip edeceğimiz bir sivil toplum takip mekanizması kurmamız çok gerekli. Bunu web sayfasıyla başlatabiliriz. Çok ciddi bir miktar bilgi bugün burada toplandı. Bunları yeniden bence bir şeye açığa çıkartıp şeffaflaştırsak bile çok ciddi bir iş yapmış oluruz. Ve bunun üzerine zaten bu mekanizması kuracağımızı konuşmaya başlamış oluruz. Söyleyeceklerim kısaca bu kadar. Çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok büyük teşekkürler. Çok teşekkürler Orhan. Evet. Sırada Bahriye Kabadayı var. Buyurun. Merhaba herkese. Burada bilgilerini bizimle paylaşan herkese çok teşekkürler ve sizlere de Yeşiller Partisi'nin değerli katılımcılarına da çok teşekkürler. Ben bir belgesel sinemacı olarak dinledim herkesi. Çok kısa bir özet geçmek istiyorum. 2007 yılında Devrimci Gençlik Köprüsü adında bir belgesel dolayısıyla biz İstanbul'un köprülerinin İstanbul'a yarattığı bilim insanlarının işte ters yönde gelişme dediği serüveni takip etmiş olduk. Ondan bir 6-7 yıl sonra da Boğazcı Balıkları adında bir belgesel gerçekleştirdik. Oradaki çıkış noktamız da Karakin Devecihan'ın Türkiye'de Balık ve Balıkçılık kitabındaki balıkların nereye kaybolduğu üzerine bir sorunun peşine düştük. O dönemki kampanyaları da dahil ederek. Ama aslında onu yaparken de yine İstanbul'un bir yüzyılını aslında araştırmış olduk. Yani bu tek başına denizin, tek başına suyun, tek başına balığın yok olması değil. Derken şimdi bir yaklaşık 4-5 ay önce de Boğaziçi balıklarından sonra biz bugün ne noktadayız? Balıklar hala yok filan derken işte bu müsilaj sorunuyla karşılaştık. Bu arada da denizi görüyor musun diye bir şey, 3 kısa filmlik bir şey yapmaya başladığımız bir dönemdeyiz şu anda. Yani bitirmek üzere olduğumuz bir dönemdeyiz. Bu toplantı da o yüzden bizim için çok anlamlı oldu. Bayağı notlarımı da aldım. Çok değerli görüşler oldu gerçekten. Çok teşekkürler. Bir tek ben belki kaçırdım. Hani önemli olduğunu düşündüğüm bir şey. Belki buradaki faktörlerin yanında çok değil rolü ama çok da bilemiyorum. Hani bu özellikle bu pandemi döneminde son 1-1,5 senedir belli maddelerin kullanımı çok arttı. Kişisel düzeyde ve evsel düzeyde de özellikle işte nedir? İşte çamaşır suyudur, hani bilumum, temizleyiciler, hani bunları çok sayıda tükettik. Islak mendiller vesaire gibi. Hani bütün bunlar da bir atık sorunu yaratıyor diye düşünüyorum. Yani kişisel olarak kullandığımız örneğin hani biliyoruz belli miktarda dönüşebilen temizlik maddeleri falan var ama belki hem İstanbul hem Marmara aslında yani bütün tabii ki insanların dönüştürülebilir maddeler kullanıyor olması lazım ama bir yandan da bunların hani fiyatları da çok yüksek örneğin. Hani bu anlamda bir çalışma var mı yoksa bu hani bütün bu sayılan kirletici faktörlerin yanında küçük düzeyde çok bahsetmeye değmeyecek bir şey midir? Hani bu konuyu çok fazla bilmiyorum, özetleyebildim mi bilemiyorum. Bunu not olarak geçmek istedim ama bilmiyorum, bu açıklama dikkatli dinledim ama varsa da fark etmedim bu konuyu. Teşekkürler. Teşekkürler Bahriye Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi İstemi Bey söz almak istiyordu. Ona verelim sözü. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey oldu benim için. Toplantı oldu. Ben bir akademisyen olarak konuya bakmak istiyorum. Yani teknik olarak hakikaten çok şeyler öğrendim. Ama akademist olarak yapılacak çok şeyler var diye düşünüyorum. Çünkü yani üniversitelerdeki yayınlara baktığımız zaman, konferanslara baktığımız zaman bu sürdürülebilirlik falan konuları sanki böyle bir greenwashing gibi. Yani konuşalım yapalım ama gerçekten bir esası inanılıcı olmadığı bir şekilde gelişiyor gibi geliyor. Avrupa'dan bu konulara baktığım zaman bu sürdürülebilirlik olayı bütün derslere girmiş bir olay. Fizik olsun, matematik olsun, management şeyleri olsun. Yani bunu gerçekten çok sıkı olarak şey yapıyorlar. Önemsiyorlar. Ben Türkiye'de bu akademik çalışmaların bu konulara eğilmediğini yeterli derecede
ve Avrupa'daki üniversitelerle veya oradaki sürdürülebilirlik kuruluşlarıyla bir temas olup ortak fonlara girip yazılar yazıp araştırma fonları alıp, çünkü ben konunun böyle çok kısa şekilde halledileceği bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani esas olan bütün problem tahsil ve kültür meselesi. Yani biz bu tahsil şeyini aşamazsak ya yani ilkokullarda veya ortaokullarda bu devam edecek bir şey. Yani bu konu çok daha geniş bir konu. Sadece bu Marmara Denizi için değil. Yani bütün bu çevre olayları, insanlık olaylarının eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlkokullarda, ortaokullarda ve bir de sivil toplumun buna bir fazla reaksiyon gösterdiğini zannetmiyorum. Yani böyle bir olay ben fazla göremedim. Yani bu bakımdan uzun şeyli olarak bakarsak eğitim ve kültür meselesine ve sivil toplumların bilgilendirilmesi benim için bence çok önemli bir konu. Fazla buna eğilmedik. Yani bu konulara eğilmek lazım. Bu kadar söylemek istedim. Teşekkürler. Şimdi... Çok teşekkürler İstemi Bey. Nesrin Algan, Nesrin Hocam söz sizde. Çok affedersiniz, hemen açarken başlayayım. Hızlı ve sabırlı olmakla ilgili bir ek yapmayı gerekli gördüm izin verirseniz. Çünkü hızlı olmak gerekiyor. Hasbelkader bir acil deniz müdahale eğitimi almış biriyim. Zaten deniz eylem planları biraz önce Akgün Hanım'ın söylediği gibi hazırlanır. Dünyanın birçok yerinde sosyal, ekonomik hatta kültürel bütün bileşenlerin denizle etkileşimini dikkate alır. Bunun bir bileşeni kirlilik izleme ise bir bileşeni de acil müdahale planıdır. Şu anda Marmara'ya yapmadıkları bu. Acil müdahale planı uygulamaya sokmaları gerekiyor. Bu da demin hocalarımın da söylediği gibi bir sosyal bilimci olarak emin olun eğitimini aldığım için uydurmadan söylüyorum. Bununla ilgili dispersan kullanımı vesaireden bahsetmiyorum. Karadan gelen kirleticileri acil durdurma eylemi bu. Eğer siz Marmara'da bugün 30 santim yüzeyden müsilajın olduğu, 25-30 santim deniz dibinde canlılığın yok olduğu bir deniz ortamına aynı süratle ve şiddetle kara kökenli kirleticileri vermeye devam ederseniz ekolojik kırım yapmış olursunuz. Ki Marmara hızlı ekokırıma gidiyor. Çünkü bir gübre tesisini 50 gün sonra durdurdular. Yalova'da 3 tane termal tesise durdurma kararı dediler ama bilgi edinemedik nedir diye. Hızla bir kere bunu yapmaları lazım. Ve eğer 3 ay sonra yapılacak eylem planına onu da altyapı yatırımı gibi görüyorlar. Hiç işin kıyıdaki kalkınma faaliyetleriyle bütünleştirilecek bir yeni büyüme, kalkınma, gelişme anlayışı boyutu yok. Eğer 3 ay sonraya ertelerlerse zaten ölüm kaçınılmaz yani. Onun için taammüden cinayet deniyor buna. İkinci söyleyeceğim şey Marmara'dan dolayı Karadeniz ya da Akdeniz kirlenirse uluslararası hukuka göre sorumluluk Türkiye'nin. O yüzden Ergene deşarjını Ergene nehrine vermek hem uluslararası çevre hukuku açısından zorlayıcı bir şey, hem de deniz biyoloğu arkadaşların söylediğine göre alan tam bir yumurtalık. Bütün balık canlı yumurtalarının bulunduğu alan, o da bir başka yıkım. Son söyleyeceğim de Türkiye denizci değil. STK'lar da, çevreci STK'lar da denizci değil. Deniz bilim konusunda çok fazla çalışan, çok kıymetli akademisyenlerimiz var. Ama örneğin denizel çevre politikaları dersi veren bir ben varım Türkiye'de. Bu şeye, üniversitedeki çevre eğitiminde, sosyal bilimlerde deniz hukuku eğitimi veriliyor ama deniz çevresi hukuku verilmiyor. Aynı şeyi STK'larda da görüyoruz. Biz 25 yıllık bir deniz araştırmaları vakfıyız. Bizi de eylem planına çağırmadılar. İçimizde sayısız deniz biyoloğu, oşinograf, fiziksel oşinograf vesaire var. Ama 4 ya da 5 deniz STK'sıyız.
Örneğin Boğaz Deniz'de ve Karadeniz'de yapılan deniz dibi araştırmaları, petrol, doğalgaz, hidrokarbon, bizim çevreci STK'larımızın hiç ilgisini çekmiyor. Bir başka yıkımı da orada bekleyin. Çünkü biliyorum Yeşiller Partisi ve iklim çalışan arkadaşlar itirazlarını dillendirdiler ama olası bir fosil yakıt kaynağı bulunması durumunda iklime olacak etkisini. Ona gelene kadar deniz dibi tarumar ediliyor. Tamamen bir sınır aşan çevresel etki değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Hem Yunanistan'ın, Doğu Kıbrıs'ın, hem Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bu faaliyetlerine, hem Türkiye'nin Karadeniz'deki faaliyetlerine adı bile geçmiyor. O yüzden Türkiye'de demin beyefendinin söylediğine çok katılıyorum. STK'lar denizle ilgili değil, çünkü biz bu kadar uzun bir deniz alanına sahip topraklarda yaşayıp denize sırtımızı dönmüşüz ve de tahammüden bir denizin öldürülmesinin tanıkları oluyoruz. Suçlu ben değilim elbette ama suçlular da biliniyor. Erdal Sevinç İnönü Vakfı yıllardır, TÜBİTAK yıllardır çok başarılı deniz izleme programı yapıyor. Ben bile anlıyorum sonuçları bir sosyal çevre bilimci olarak. Nerede, hangi kara kökenli kaynaktan denize etkisi nasıl olacak bir kirleticinin geldiğini biliyor Türkiye. Sadece bilim camiası bilmiyor, Çevre Bakanlığı da biliyor, işveren o çünkü. Ama sorun mevzuatı da var, uygulama yapılmıyor. İnsan merkezci olmaya katılmıyorum, rant merkezci çünkü. Kısa dönemli, kar merkezli, bütün insanları dikkate alan bir yaklaşımı bile yok. Sorunlar, nedenleri biliniyor, çözümler biliniyor. Bilinmeyen tek şey vakumlanarak daha tehlikeli bir halde deniz dibine çökmekten başka hiçbir işe yaramayan bu temizlik faaliyeti dışında müsilajı nasıl gideririz diye bir bilgi ve teknoloji dünyada da yok. Onun dışında herkes her şeyi biliyor. Bilerek, isteyerek yapmıyorlar. Bunda da görev bize düşüyor. Yani sivil topluma, akademiye elimizden gelenin daha fazlasını yapmamız lazım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Nesin Hocam? Evet. Şimdi sanırım Ali Dost'a sıra, söz sırası. Ali Dost. Sağ olun. Aslında Nesrin Hanım sağ olsun benim söyleyeceğim çok şeyi duyabiliyor musunuz? Tamam. Nesrin Hanım zaten söyleyeceğim çok şeyi dillendirdi. O kadar da orijinal şeyler olmadı da kesin söyleyeceklerimin ama madem sonunda bir rapora doğru bir çalışma da var biraz daha artiküle etmeye çalışayım ona yönelik. Birincisi kanal meselesi gerçekten çok önemli bir şey. Kanal kendi başına müsilajı olsun, Marmara'nın kirliliğini olsun, diğer kaynaklardan bağımsız felakete çevirecek bir şey değil ama az buz bir kirlilikte akıtmayacak şeye ve az buz besleyici, besin değeri yüksek bir suda gelmeyecek kanalla. Onun için kanalla vurgu yapmalıyız ama kanal meselesiyle müsilaj meselesinde nasıl bir arada ele alacağız kafa karışıklığı yaratmadan bu da herhangi bir gerek kanal mücadelesinde gerekse müsilaja dair söyleyeceğimiz ortak bir çıktı da önemli. Çünkü gerçekten de müsilajı kanala bağlamamak lazım ama kanalın da müsilaja etkisi olmayacağı gibi bir basit çıkış hatta çözüm olabileceğine dair ifadelere yer açacak bir şey söylememeli. İkisinin ayrı fakat bir şekilde ilişkili mücadele alanları olduğunun farkında bir sonraki adım atmalıyız. İkincisi de yine
Nesrin Hanım'ın söylediği konu bir yeşil sanayi, ne dersiniz, döngüsel ekonomi vurgusu çok önemli. Gerçekten de bu sadece bir arıtma meselesi, çevre mühendisliği meselesi değil, daha bütüncül düşünmeyi gerektiren bir çözüme ihtiyacı olan bir şey. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye'nin bununla nasıl ilişkilendiği, işte ihracatlar vesaire zaten bu ara konuşulan meseleler kamuoyunda. Ona da referanslı bir döngüsel ekonomiye doğru nasıl adımlar atılabilir ve Marmara Havzası sadece sanayiye ve sadece büyümenin devam edeceği bir yer değil, başka yerlerde büyümenin ve sürdürülebilir yatırımların olabileceği, buranın da daha döngüsel bir ekonomi içinde daha fazla büyümeden kalması gerektiği, sürdürülebilir bir düzene girmesi gerektiğine dair bir çıkarsama herhalde iyi olur. Bir netice metninin içinde. Sağ olun. Çok teşekkürler Aldost. Hemen Sema Alpan Atamer'e geçiyoruz. Sema, söz sende. Bir iki tane eksik şeyi belki tamamlamakta yarar var. Bir dip çamuru tarama meselesi. Bunu Marmara'da birkaç kez yaptılar. Körfez taramasında taranan çamur tekrar Marmara'ya döküldü. Başka yerine döküldü. Bunun da etkisi oldu. Bir başka şey de denizi temizleyen canlılar var. Deniz patlıcanları gibi. Şu aralar çok fazla miktarda çeşitli denizlerden, sadece Marmara Denizi'nden değil, yurt dışına ihracat yapılıyor. Yurt dışında çok büyük fiyatlara satılıyor. Bunların da çok fazla etkisi var. Çünkü kirlilik temizlenemiyor bu sefer. Ama hem Arcan'ın bıraktığı yerden bir şey söylemek istiyorum. Birkaç şey söylemek istiyorum. Bu yıllardır bilinen, yıllardır araştırılan bir Marmara kirliliği var. Bugün müsilaj olarak karşımıza çıktı. Ama bu aynı zamanda birçok politikanın ve Türkiye'deki düzenin su yüzüne çıkmış hali. Çünkü yani siyasi irade diyoruz. Sadece çevre konularını bir kenara bırakmaktan kaynaklanmıyor bu. Aynı zamanda yolsuzluklardan kaynaklanıyor, ülke kaynaklarının nereye önceliklendirildiğinden kaynaklanıyor, liyakat kapasitesiz elemanların adam kayırma yöntemiyle istihdam edilmesinden kaynaklanıyor, ihalelerdeki işlemlerden kaynaklanıyor, çevrenin, yani sadece denizin değil çevrenin de sahibi yok doğru dürüst. Çünkü yani bir bakanlar kurulunda Sanayi Bakanlığı belki sanayinin gelişmesi için, Tarım Bakanlığı tarımın gelişmesi için, balıkçılıkla kurulması için ve geliştirilmesi için uğraşabilir ama Çevre Bakanlığı'nın da çevrenin korunması için uğraşması gerekir. Ama bizim ülkemizde her zaman Çevre Bakanlıkları her türlü teknokratların çalışmasına, gayretine, aşağıdan beslemelerine, hatta Çevre Bakanlığı'nın kendi yaptırdığı araştırmalara ve planlamalara rağmen, bunlardan bir tanesi mesela UÇEP'tir, çok ciddi olarak 1998 yılında Marmara'yı hot point olarak göstermiştir. Bunlara rağmen hiçbir şey yapılmamıştır. Yapılmak işlerine gelmemiştir. Çünkü çevreyi korumak bir rant sağlamaz. Bu ciddi bir sorun, birçok açıdan bir sorun. Bu da bugün aynen bir analoji kurdu sanıyorum, Arca kurdu. Bütün bu kirli ve kötü yönetim düzeninin su yüzüne çıkmış hali. Bizim hepimizin katkımız var diyoruz ama bunu bireysel katkılar olarak değil,
yönetimsel olarak görmek gerekiyor bence. Çünkü yani kanalizasyonlara tabii ki kullanıyoruz. Tabii ki yani tarım için yönlendirmelerle daha farklı tarım yapılabilir. Bu bir yönetim sorunu ve kötü yönetim sorunu. Bunu bambaşka bir yöne evriltmek gerekiyor. Yani bu böyle gitmemesi gerekiyor. Bir başka şey olması gerekiyor. Bunun için de tabii ki biraz evvel bahsedildi. Şeffaflık, katılımcılık, bakın eylem planı yapılıyor. Paydaşlar yani Marmara Denizi'nin bu durumuna etki eden ve bundan etkilenen paydaşların hiçbiri olmadan uzun süreçlerle hazırlanacak şeyler, böyle palyatif tedbirler o içeren bir takım şey, bir eylem planı hazırlanıyor. Yani bunun hepsi uygulansa bile çözüm ne kadar kalıcı ve sürdürülebilir olacak? Bu da sorgulanması gereken bir şey. Her şeye yeniden bambaşka bir gözlükle bakıp bambaşka bir şekilde siyaset yapmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sema, şimdi sırada Yağız var. Yağız, söz sende. Merhaba. İlk önce kısaca kendimi tanıtayım. Yağız ben. 25 yaşındayım. Şu an yani hukuk fakültesi mezunuyum. Şu anda da Yeşil Düşünce Derneği'nde çalışıyorum. Söyleyeceklerimin bir kısmına çok daha geniş bir perspektiften Nesrin Hoca değindi. O yüzden çok hızlı ve çok kısa konuşmaya çalışacağım. Yani bu Marmara Denizi kasten öldürülüyor diyoruz. Hani böyle bir tespit var günün sonunda ortada. Ancak bunun bir hukuki veya siyasi sorumluluğunu şu ana kadar göremedik. Dolayısıyla gelecekte de buna ilişkin kimsenin sorumluluğu üstlenmemesi durumuna yönelik olarak Türkiye'de ben ulusal mevzuatta bir ekokırım suçunun tanınması gerektiğini düşünüyorum. Belki Marmara'nın öldürülmesine dair de bu forumun çok yararlı olduğu görüşündeyim. Emeği geçen herkesin emeğine sağlık. Bir halk mahkemesi benzeri bir süreçte işletilebilir. Yani tabii ki bu söylediklerim çok havada kalan şeyler, bunların farkındayım ama en azından forum gibi daha böyle fikirlerimizi tartışabildiğimiz bir ortamda dile getirmek istedim. Çünkü gerçekten yani çok insanın sinirini bozan bir şey. Senelerce burası kirletiliyor. Birileri bunlardan hem siyasi hem ekonomik çıkar sağlıyor ve bugün bu sorunla buradaki bütün insanlar karşı karşıya ve bunlardan çıkar sağlayanlar bugün hiçbir şekilde hesap vermiyorlar. Bir ikinci olarak da değinmek istediğim konu yani termik santraller. Belki bu termik santraller Marmara'daki müsilaj özelinde artık çok aşırı etkili olmayan şeyler olarak görülüyor olabilir. Ancak yani zaten iklim krizi bağlamında birçok dünyanın birçok yerinde kömürden çıkılıyor. Termik santraller kapatılıyor. Bir de yani bu bizim ülkemiz için de geçerli. Marmara çevresindeki termik santraller için de geçerli. Bir de Marmara'da müsilaj sorunuyla karşı karşıyayız. Hem termik santrallerin atığı hem de sıcak su deşarjı da bunda bir yeri var. Yani ben eylem planında termik santrallere yönelik bir hızlı bir süre zarfında kapatmanın ve bir adil geçiş sürecinin öngörülmemiş olmasını yani utanarak izliyorum Türkiye adına. Zaten iklim politikaları konusunda birçok şeyde utanıyoruz. Ama bu eylem planındaki iddiasızlıktan ötürü bile yani gerçekten hani bu ülkenin bir genci olarak geleceğine dair çok tedirgin oluyorum. Dolayısıyla burada en azından geleceğe dair bu gibi iddialı şeylerin gündeme getirilmesi adına söz alıp söylemek istedim. Teşekkür ederim. Herkesine iyi sağlık. Çok teşekkürler Yağız. Evet, teşekkürler Yağız. Evet, Pelin Hocam sizi dinleyelim. Ben şunu tekrarlamak istedim. Biliyorsunuz geçen hafta Cumhurbaşkanlığı bir genelge yayınladı müsilajla ilgili. Ve o genelgesinde bütün meseleyi iklim değişikliğine bağladı ve onun üzerine kurgulayarak bu genelgeyi çıkardı. Şimdi bunu yapıyor iktidar. Bir yandan en çevreci biziz diyor. Bir yandan da mega projelerinden vazgeçmiyor. Burada Kanal İstanbul'dan bahsedildiği için ona değinmek istedim. Çünkü iktidar şu anda ısrarla bu projeyi ve inatla gerçekleştireceğini söylüyor. Şu anda Kanal İstanbul'dan çıkacak olan hafriyat miktarı 1 milyar metreküpten fazla. Bunları daha önce hatırlarsanız adalar yapacağız dendi. Sonra vazgeçildi. Bütün bu 1 milyar küsür metreküp hafriyat Karadeniz ağırlıklı olarak ve Marmara
kıyılarına dökülecek. Denizlerimiz çok daha büyük bir tehlike altında. Yani iktidar bir yandan müsilajla ilgileniyor gibi yapıyormuş gibi yapıyor. Ama bir yandan da inatla ve ısrarla mega projelerinden vazgeçmiyor. Vazgeçmediği sürece bizim denizlerimizi temiz tutma, temizleme imkanımız olmayacaktır. Bunu da unutmayalım. Biz ne kadar temizlesek de yeni yüklerle, kentleşmeyle, yapılaşma baskısıyla ve kötü kullanımla denizlerdeki kirleticiler artmaya devam edecektir. Bunu da unutmayalım. Bunun altını çizmek üzere tekrar söz aldım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi Hüseyin Semerci var sırada. Hüseyin Bey, oradaysanız. Merhaba. Hüseyin Semerci, Marmara Adalar Platformu üyesiyim. İki sorum olacak katılımcılardan Barış Göksalan Bey'e ve Tül Nadi Hanım'a. Barış Bey, Marmara'da balıkçılık faaliyetleri hemen durdurulmalı ve koruma alanları olmalı dedi. Çok iddialı söylemler bir balıkçı. Geçiminde balıkçılıktan sağlayan bir arkadaş olarak neden diye sormak istiyorum ve böylesine iddialı bir sözle ilgili balıkçılık camiasında mutabakat demek çok iddialı olur ama bir hakim görüş var mı diye Barış Bey'e sormak istiyorum. İkinci sorum da Tül Nadi Hanım'a. STK'ların göz ardı edildiği çok net, özellikle koordinasyon kurulunda ki biz Marmara Adalar Platformu olarak Koordinasyon Kurulu'nda yer almak istediğimizi belirtmemize rağmen bununla ilgili dönüş alınmadı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilan edilen Koordinasyon Kurulu üyeleri içerisinde baktığımızda bu işin neredeyse tüm failleri var ama mağdurlarından hiç kimse yok. Top var, OSPÜK var, topun orada olduğunu sözde bir STK top var, orada olduğunu anlamanın da imkanı da yok. Biz ne yapmalıyız? Sesimizi nasıl duyurmalıyız? Sivil toplum örgütü olarak çağırmadılar diye bu duruma rıza gösterip önümüze konulanı yemeli miyiz? Nasıl bir aksiyon almalıyız noktasında da değindiği için Tülin Hanım, ona da bu soruyu sormak isterim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Barış Bey ayrılmak zorunda kalmıştı konuşmasından bir süre sonra. O yüzden ona maalesef İletemeyeceğiz ama Tülin Hanım siz sanırım oradasınız. Evet, cevap vermek isterseniz buyurun. Hüseyin Bey çok teşekkür ediyorum böyle bir soru yönelttiğiniz için. Açıkçası bu forum boyunca ben birçok not aldım defterime. Burada konuşulan birçok konu ben yine İstanbul Kent Konseyi adına konuşayım. Oradan dillendirilebilir ve çok güçlü bir iletişim ortaya konabilir diye düşünüyorum. Kanal İstanbul vesilesiyle başlamış olan bir takım girişimler var. Onların benzerleri müsilaj için aynen tekrar edilebilir. Mesela tabii bu konuları hep birlikte tartışmalıyız bence. Nasıl bir hareket tarzı olsun Kent Konseyi'nin burada diye ama bakanlık tarafından oluşturulmuş olan danışma kurulunun bir benzeri mesela neden kent konseyi içinde oluşturulmasın ya da neden kendi başına kent konseyinin içinde olması zorunlu değil ama bunun dışında da böyle bir oluşum bir araya geliş olmasın. Web sitesini bir daha tekrarlayacağım. Orası çok önemli. Mesela oluşturulan böyle bir teknik kurulun görüşleri sürekli orada aksediliyor olabilir. Kanal İstanbul için oluşturulmuş olan bir web sayfası var. Bir benzeri müsilaj için yapılıyor olabilir. Bu ve bunun gibi fikirler aslında bir araya getirilip birçok yaratıcı çözüm bulunabileceğini ben düşünüyorum. Kanal İstanbul için gençlerin yaptığı bir takım projeler var. Gençleri teşvik etmek için önerilen projeler var. Onlar da STK'larla paylaşılarak şimdi konu müsilaj. Dolayısıyla müsilaj için benzerleri tekrar edilebilir diye düşünüyorum. İrtibatta olursak daima bunları tartışma ve geliştirme imkanımız olacaktır. Çok teşekkürler Tülin Hanım. Sanırım son söz Rauf Kösemen'deydi. Rauf orada mısın? Söz istedim. Evet. Buradayım. Buradayım. Buyurun. Ya şimdi bu bizim sık sık, bu arada çok iyi bir forumdu gerçekten, çok yararlandım kişisel olarak, çok insanın da yararlanacağını düşünüyorum. Bizim çevresel sorunlarla ilgili bunu ahaliye anlatmakla ilgili bir sorunumuz vardır her zaman. İşte iklim
krizinin anlatılabilir hale gelmesi gerçekten burnumuzun dibinde hortumların olmasıyla ortaya mümkün hale geldi. Ondan önce uzak gelecekte olacak bir kıyamet senaryosu gibi gözüküyordu ortalama insan tarafından ve anlatmakta zorlanıyordum. Şimdi burada aslında gözümüzün önünde canlı bir laboratuvar, iletişim açısından canlı bir laboratuvar çalışması izliyoruz neredeyse. 25 yıla varan bir ekokırım yaşanıyor Marmara bölgesinin denizinde. Kaldı ki ortaokul seviyesinde kitaplarda bile buranın bir iç deniz olduğu ve bu ülkenin tümüyle sorumluluğunda olduğu, işte Boğazlar Anlaşmaları vesaire hem tarihsel hem fiziksel perspektiften hem coğrafi perspektiften anlatılan bir iç denizden söz ediyoruz. 25 yıla varan bir Kırım'ı biz bugün anlatabilir hale geldik. Çünkü görülebilir oldu. Yani yüzeye çıktı ve görülebilir oldu. Belki bir fırsat olarak daha büyük meselelerin anlatımı için bu şeyde kullanılabilir. Yani bütün bu ekolojik meseleler konuşulurken araya böyle bir şey sıkıştırıyor olmam garip gelebilir size ama biz iklim krizini de anlatmakta zorlanıyoruz. Başka çevresel krizleri de anlatmakta zorlanıyoruz. İnsanlara çok rahat bir şekilde bakın 30 yıldır olan bir şeyi ancak yüzeye 10 santimlik bir neredeyse bir tür küf tabakası gibi bir şey, gri bir şey görmeye başladığımızda anladık diyebiliriz demek istedim. Ama hani son söz bende olunca biraz ilginç oldu böyle bitirmek. Çok olsa daha iyi olurdu. Çok teşekkürler Ruh. Evet, zaten süremizin de sonuna geldik sayılır. Şimdi bütün söz alan herkese, bütün konuşmacılarımıza çok teşekkürler. Sanırım oldukça çok sesli ve faydalı bir forum oldu. Şimdi son olarak bu toplantıyı düzenleyenler olarak Yeşiller Partisi'nden bir taslak çalışması yapmıştık. Bir sonuç bildirgesi olacak şekilde. Bu tabii hemen bu tür bir oturumda konuşulanlar üzerinden bir bildirge yayınlamak bu kadar kısa süreli bir forumda çok kolay değildir. Ama bunu hemen yayınlamayacağız. Dolayısıyla şimdi ben paylaşacağım ekranda görebilirsiniz. Akgün de okuyacak. Bunun üzerinden görüşlerinizi mail yoluyla, mesaj yoluyla bize iletebilirsiniz. Ve bu sonuç bildirgesini bu şekilde daha da geliştirebiliriz diyorum. Göründü mü acaba? Görünüyor ama çok ben okuyamıyorum şu anda. Biraz daha büyütebilir misin Ümit? Ya da buradan okuyayım. Ben artık telefondan okuyacağım ama bir herkes görebilse de güzel olurdu. Bulanık görünüyor mu? Görünüyor ama çok bulanık görünüyor. Ben okuyamıyorum yani. Çok şey. Sen o zaman okumaya başla, ben başka şekilde paylaşmaya çalışayım. Evet arkadaşlar, iğneyle kuyu kazmayın, sorunları kökünden çözün diye başlıyoruz. Marmara Denizi binlerce yıldır besin ve yaşam kaynağımız olmakla kalmamış, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan boğazları ile insanlık tarihinin en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Başta İstanbul olmak üzere 7 kentimizin kurulma sebebi Marmara Denizi, 1950'li yıllardan itibaren çevresindeki toprakların maruz kaldığı yoğun göç ve çarpık kentleşme, 1980'lerde başlayan derin deşarj uygulamaları ve 2000'lerden itibaren şiddeti daha da artan küresel ısınma ile birlikte tarihte eşi benzeri olmayan bir kirlenme ile karşı karşıyadır. Bu kirlilik bugün kendini müsilaj şeklinde gösterirken yarın başka olumsuzluklar da yaratabilir. Yanlış kentleşme, su, tarım, sanayi, balıkçılık ve iklim politikalarının kaçınılmaz sonucu olarak denizimiz hızla ölmektedir. 10 yıllardır bekleyen, büyüyen ve derin deşarj uygulamalarıyla adeta halının altına süpürülen sorunların gerçek anlamda çözülmesi için kaybedilecek bir dakika daha yoktur. Yeşiller olarak Marmara için aşağıdaki evrensel ilkelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Havza ölçeğinde düşünme birinci ilkemiz. Havza, Marmara Havzası denizi, yüzey ve yeraltı suları ile birlikte bir hidrolojik bütün olarak kabul edilmeli ve havzadaki kentsel, endüstriyel, tarımsal su kullanımı birbiriyle uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Örneğin Ergene Havzası'ndan sanayi atıklarıyla kirlenmiş şekilde gelen suların Marmara Denizi'ne derin deşarj yöntemiyle bırakılması bu ilkeye aykırıdır ve derhal durdurulmalıdır. Her havzanın sularının kendi içindeki döngüselliğini koruyarak yönetilmesi şarttır. Doğa merkezcilik.
Parçası olduğumuz doğayı alınan her yönetimsel kararın ve yapılan her uygulamanın merkezine koymak ve ona göre davranmak gereklidir. Asıl olan Marmara Denizi ve onun varlığını sürdürmesidir. Doğayı feda ederek kalkınma ve gelişme değil, toplumsal yıkım ve gerileme gerçekleşir. Kaldı ki Marmara Denizi olmadan Türkiye'nin en kalabalık ve ekonomik üretimi en yüksek bölgesi de kendini var edemez. Korumacılık. Marmara Denizi 10 yıllardır devam eden ve hızla büyüyen kullanım baskılarının altında kendini yenileme kapasitesinin çok üstünde bir seviyede kullanılmaktadır. Marmara'nın bir atık su havuzu gibi kullanılmasının önüne geçmek için kentsel, endüstriyel, hatta tarımsal su kullanımında bile döngüsel atık su yönetimi planlanarak uygulanmalıdır. Akarsuların ve meskun mahallelerden yağışlarla gelen kirlenmiş suyun bile denize inmeden önce doğa temelli yöntemlerle arıtılması sağlanmalıdır. Katılımcılık. Marmara, insanların ve diğer canlıların yaşamında ve ekonomik faaliyetlerin her aşamasında olmazsa olmaz suyun biriktiği ve döndüğü bir havzadır. Dolayısıyla Marmara Denizi'nin kullanımı ve korunmasında planlamadan uygulamaya kadar her aşamada alınan kararlara halkın ve doğanın sesi olan her kesimin katılması şarttır. Marmara Denizi'nde yaşanmakta olan felaketi ortadan kaldırmanın yolu yeni teknolojik çözümler oluşturmaktan değil, doğa ile ilişkimizi tepeden tırnağa değiştirecek politik, kültürel ve toplumsal bir dönüşümden geçmektedir. Yönetimde ihtiyatlılık. Krizlerin kapıya dayanmasını beklemeden gerçekçi bir risk yönetiminin oluşturulması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Kriz başladıktan sonra ortaya sürülen çözümler yüzeydeki sorunlara odaklı olduğu ve meselenin ana kaynağını es geçtiği için işe yaramamakta ve hatta doğa ve toplum üzerinde geri dönüşü olmayan olumsuz süreçlere yardım etmektedir. İhtiyatlılık prensibi ile riskleri baştan tespit edip önlemleri baştan içerecek bir yönetim anlayışı geliştirilerek uygulamaya konmalıdır. Seçilmişlerden boş vaatler değil, yukarıda saydığımız ilkelerle uyumlu hedefleri, tarihleri ve bütçeleri belirli, gerçekçi çözümleri oluşturup zaman kaybetmeden hayata geçirmesini istiyoruz. Bu kadar. Şimdi daha okunur hale gelmiş güzel. Çok teşekkürler Akgün. Şimdi bunu, bu metni chat'e de bir kez daha isterseniz koyalım. Ancak bu metni isteyenlere gönderebiliriz ve görüşlerinizi iletebilirseniz bir iki gün içerisinde son halini verirken yararlanma şansımız olur. Yandan arkadaşlar yazabilirseniz ya da ben yazayım yeşillertr@gmail.com. Evet. Bu Ümit senin gönderdiğinde birkaç cümle eksik çıktı. O nedenle zaten hani chatten koyamadık. Onu da anladım. Evet. Pardon. Okey. O zaman evet, isteyenlere bu şeyi metni e-mail'e de gönderebiliriz. Herkese katılımı, katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Bütün organizasyondaki arkadaşlarımıza da Yeşiller Partisi'nde çok kısa bir sürede yani bir hafta 10 gün içerisinde bu kadar katılımcı bir forum düzenleyen herkese de çok teşekkürler. Bütün konuşmacılarımıza zaman ayırdıkları için çok teşekkürler. Bir dahaki forumda görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.